Mayıs. O sendin demek. E, evet dedim ve şaşkınca bekledim. Bu hareketi karşısında hem şaşırmış hem de utanmıştım. Sarılmayı bıraktı ve yaşlı kahverengi gözleri arasından gözlerime baktı. Beni gerçekten seviyormuş gibi bakıyordu. Kocam adına senden çok özür dilerim. Hayatın boyunca bu yalana maruz kaldığın için. Sorun değil dedim bir anda. Gerçekten sorun değil. ''O adamın yerine özür dilemenize de, karşımda böyle durmanıza da gerek yok.'' ''Ben her şeyi unutmaya razıyım. Faruk Bey de artık umurumda değil. Gerçekten.'' Elleriyle ağzını kapattı ve boğuk sesiyle ''Sen çok güçlü bir kızsın.'' dedi. Omzuma dokundu ve yavaşça sıvazladı. ''Benden çekinmenize gerek yok. Bu evde istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Burası sizin de eviniz sayılır. Teşekkür ederiz.'' dedim. Annem de gülümseyerek karşılık verdi. Bulem boğazını temizledi ve e şey artık yemeğe geçelim mi dedi. Hepimiz onu onayladıktan sonra yemek masasına geçtik. Buğra yanıma oturdu ve elimi tuttu. O elimi tutunca ellerine kaydı gözlerim. Uzun ince parmakları o kadar güzel duruyordu ki. Gülümsedim ve ben de elini tuttum. Elleri ellerime ne de güzel yakışıyordu. Yemekten sonra ablamla odaya çıktık ve nefesle ilgilenmeye başladık. Nefes iyice büyümüştü ve artık yürüyordu. Abla nefes kaç yaşında? Bir buçuk dedi sırıtarak. Kocaman olduğu teyzesi. Teyzesi onu yer yer. Yazardan. Ben seni seviyorum. Gizlice. El pençe duruyorum. Yüzüne bakıyorum. Söylemeden tekece. Seni yitiriyorum. Çok karanlık bir anda. Birden uyanıyorum. Bakıyorum aydınlık. Uyuyorsun yanımda, güzelce. Kuzey şiiri bitirdiğinde adaya baktı ve burukça gülümsedi. Özlemi Asaf, özlem. İç çekti ve şiir kitabını komodine koydu. Ada hala uyanmamıştı. Günler geçtikçe de hiçbir şey değişmiyordu. Kuzey adanın elini tuttu ve yarın sabah ile sana şarkı söyleyeceğiz dedi. Özlemişsindir. Ada her şeyi duyuyordu ancak tek bir tepki bile veremiyordu. Beynine her komut verişinde karanlığa daha çok gömülüyordu. Ruhu özlem ve acıyla bir olmuş onu mahvediyordu ama o hiçbir şey yapamıyordu. Dudaklarını açıp Kuzey seni çok seviyorum, seni çok özledim diye haykırmak istiyordu ama yine yapamıyordu. Yine de pes etmedi, tekrar tekrar denedi, dua etmeyi de eksik etmedi. Kuzey gözleri dolunca adanın anından öptü, Öperken de bir damla yaş adanın anına düştü. Seni seviyorum ada diye fısıldadı. Asla vazgeçmeyeceğim. Seni hep bekleyeceğim. Ben de seni seviyorum kuzey. Uyandığım zaman sana öyle bir sarılacağım ki. Buğra gitarını da alıp hastanenin yolunu tuttu. Adaya birkaç parça çalmak ve duymuyor olsa da ona moral vermek istiyordu. Odaya geldiği zaman kapıyı çalıp yavaşça içeri girdi. Adanın ailesi kızlarını öpüp odadan çıktılar. Kuzey ve ikizi güneyde odadaydı. Buğra iç çekti ve adaya yaklaştı. Saçları uzamaya başlamıştı ve neredeyse omzuna geliyordu. Gülümsedi. Pes etmiyor oluşun gurur duymamı sağlıyor. Yanına oturdu ve elini tutup hafifçe pat patladı. Sen çok güçlü bir kızsın ada. Pes etmeyeceğiz. Hiçbirimiz. Her zaman yanında olacağız. Seninle birlikte çıkacağız bu hastaneden. Unutma, birbirimize söz vermiştik. Biz bir ekibiz ve bu ekip sonsuza kadar birlikte olacak. Kuzey arkadaşlarının bağını görünce duygularına yine hakim olamadı. Gözyaşları akarken sol koluyla kapattı gözlerini. Allah'ım dedi içinden. Ne olur yardım et. Buğra dolan gözlerini kırpıştırarak ayağa kalktı ve gitarını çıkardı. Şimdi çalacağım şarkılar Kuzey ve Senin için. Her zaman sizi bir arada düşünmüşümdür. Güldü ve çalmaya başladı. Şarkı boyunca Kuzey mırıldanarak adaya bakmıştı. Buğra boğazını temizledi, başka bir şarkıya geçti. Kuzey kısık sesiyle şarkılara eşlik ederken adanın elini tuttu. Şarkılar bittiğinde Kuzey adanın bileğinden öptü. Buğra gitarını kaldırdıktan sonra Kuzey'e baktı. Seninle de gurur duyuyorum. Kuzey sırıtarak baktı Buğra'ya. Neden? Bir kadını bu kadar güzel sevdiğin için ve bu kadar uzun süre beklediğin için. Ada da seninle gurur duyardı diye ekledi Güney. Kuzey ağlayarak gülümsedi. Adaya döndü bakışları. O mavi gözlerini, gülüşünü çok özlemişti. Yanındaydı ama değildi de işte. Onu her gün görüyordu ama özlüyordu. Tek çarem dua ada. Allah'a her zaman yalvarıyorum seni bize bağışlaması için. İnanıyorum bir gün kabul olacak dualarım. yazlardan Bazen bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalabilirdiniz. Vazgeçmek zorunda olduğunuzu bilirdiniz ama yine de yapamazdınız. Bir şeyler canınızı çok acıtırdı. Yeter der, bırakmak isterdiniz ama olmazdı ya. Sarp tam da oradaydı işte. Dört duvar arasında, bir başına Nisan'ı ve oğlunu bekliyordu. Onların özlemleri öyle bir raddeye gelmişti ki doktorlar bile Sarp'ın yanına yaklaşmaya korkar olmuşlardı. Sarp her sabah yaptığı gibi kahvaltısını ettikten sonra odasındaki küçük pencereye yaklaştı ve bahçeye bakmaya başladı. Bahçe hastaların sevdiği bir yerdi. Ortada büyük bir çeşme vardı ve her yer ağaçlarla kaplıydı. Çimenler ve çiçekler de en çok kadın hastaların dikkatini çekerdi. Sarp genelde kahverengi bankların olduğu üstü kapalı alanda beklemeyi severdi. Çünkü o kısım hastanenin dışını gösteriyordu ve gelen geçen daha net görünüyordu. Bazı sabahlar hemşiresiyle birlikte orada saatlerce beklerdi. Nisan ve nefes gelir umuduyla. Aylar olmuştu ama onlar gelmemişti. Sarp'ın babası bile onu ziyarete gelmiyordu ki sevdiği kadın gelsindi. Sarp iyileşmeye çalışıyordu. Aylardır tedavi altındaydı ve yavaş yavaş gelişme gösteriyordu. Yalnızca Nisan'ı özlediği geceler deliye dönüyordu. Sarp geçmişini düşündükçe kendini tekmelemek istiyordu. Babasına bu kadar inandığı için, bu kadar güvendiği için kendine çok kızıyordu. Babası onun beynini yıkamıştı ve korkunç bir adama dönüşmesini sağlamıştı. Ve Sarp bunu anladığında tam olarak bir kaybedendi. Kapısı açılınca irkilerek arkasına döndü. Hemşiresi ilaçlarını getirmişti. Günaydın Sarp dedi genç kız hafifçe gülümseyerek. İlaçlarını alma vaktin geldi. Sarp bir şey demeden küçük bir çocuk gibi yatağına oturdu ve ağzını açtı. Hemşire ilaçlarını içirdikten sonra acımayla karışık umutla baktı gözlerine. Sarp seni görmeye gelen birileri var. Sarp birkaç dakika duyduklarını idrak edemedi. Beni görmeye gelen kim olabilir? Hemşire dişlerini göstererek gülümsedi. Gel gidelim yanlarına. Askılıktan ceketini aldı ve yavaşça Sarp'a giydirdi. Koluna girdi ve odasından çıkardı. Sarp hastaneye geldiğinden beri adeta küçük bir çocuk gibiydi. Her tarafa ürkek bakışlar atıyor, tanıdıklarının yanına kaçıyordu. Hemşire yavaş adımlarla onu aşağı indirdi. Ziyaretçi katına geldiklerinde Sarp etrafına bakındı. Acaba babası mı gelmişti? Çocuk gibi gülümsedi ve içinden babasına bir şeyler söyledi. Hemşire onu sağ tarafa yönlendirdi ve o an Sarp donup kaldı. Çünkü gelenler babası ve adamları değil Nisan ve oğluydu. İki gün önce Mayıs'tan Birkaç saat ders çalıştıktan sonra Bulem'le birlikte bahçeye çıktık. Temiz havayı içime çekerken gökyüzüne baktım ve güneşe doğru gözlerimi kapattım. Okulun bitmesine ve bizim de mezun olmamıza çok az kalmıştı. Yalnızca birkaç ay. Üniversite sınavı da çok yakında olacaktı. Buğra ile birlikte sürekli sınava hazırlanıyorduk ve başaracağıma inanıyordum. Tek kötü haber hala matematiği yapamıyor oluşumdu. Buğra ile tanışmadan önce bir hayalim vardı. Eğer üniversite kazanamazsam kendime ait küçük bir kafe kuracaktım. Biraz para biriktirdiğimde de dil eğitimi alıp kendime ait bir kurs açacaktım. Bu B planımdı. Üniversitede ne okuyacağım konusundaysa hiçbir fikrim yoktu. Sözel bir bölüm kazanabilirdim. Bu benim için daha iyi olurdu. Ne düşünüyorsun? Bulem'in sesiyle gözlerimi açıp ona baktım. Üniversiteyi. Hedefin ne? dedi tatlı bir şekilde gülümseyerek. Güldüm. Sözel bir bölüm dedim. Başını salladı. Bana benziyorsun. Ben de sözel okuyacağım. Matematik berbat. Öyle gerçekten. Birbirimize baktık ve birkaç saniye sonra güldük. Abim sanatçı olacak. O kurtarır beni dedi. Sahte bir dramla. Güldüm. Bu konuyu abin daha önce de anlatmış olabilir ama ben yine de söylemek istiyorum. Bir erkeğe muhtaç kalmamalısın. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı bilmelisin. Kadınların da güçlü olduğunu herkese göstermeliyiz. Başını salladı. Kesinlikle katılıyorum dedi. Ve ben güçlü bir kadın olacağım. Yanaklarını sıktım. Aferin kız. O sırada yanımıza ablamla nefes geldi. Builem hafif bir çalık atarak nefesi kucağına aldı ve sevmeye başladı. Güldüm onlara. Sonra da ablama baktım. Nasılsın abla? Ablam iyiyim dedi ve yanağımı sıktı. Sen de iyi misin? İyiyim. Gülümsedi Burukça. İyi olmak bu kadar kolaydı işte. Yıllarca hepimiz boşu boşuna acı çektik. Ama değdi dedim Buruk bir sesle. Hepsine değdi. Biz kavuştuk, her şey geride kaldı. Öyle dedi ve gökyüzüne baktı. Mayıs. Sarp iyi midir? Aniden sorduğu soru karşısında ben de bu de duraksadık. Ne? dedim bir anda. Şey yani iyidir herhalde. Tamamen delirmiş midir? Bizi hatırlıyor mudur acaba? dedi nefese kısa bir bakış attıktan sonra. Sonra dolu gözleriyle ya da bana yaptıklarını diye fısıldadı. Elini tuttum hemen. Bilmiyorum ama bunları düşünmesek daha iyi olur sanki. Boşta kalan eliyle gözlerini sildi ve bana baktı. Ben nefes büyüdüğü zaman babasını sorarsa ne diyeceğim Mayıs? Dudaklarım titredi. Donup kaldım karşısında. Bunu ben de bilmiyordum. Nefes büyüyecekti. Elbette babasını merak edecekti. Ama sonra ona ne diyecektik? Babasının ne kadar iğrenç bir adam olduğunu nasıl anlatacaktık? Bunu nasıl kaldıracaktı? Bir karar aldım. Ablamın sesiyle gözlerimi ona çevirdim. Ne? Gözlerini sildi yine. Sarp'ı görmeye gideceğim nefesle. Biliyorum çok saçma ama kalbim dayanmadı Mayıs. Sarp kötü bir adamdı ama çocuğumun babası. En azından bir kez de olsa nefesi görmeye hakkı var. Ve o aklını kaybediyor. Yani tamamen delirmeden önce nefesi tanıyorken görsün isterim. Görsün ve bana yaptıklarını hiç unutmasın. Haklıydı. Gözlerim dolduğunda sıkıca sarıldım ona. Her zaman yanında olacağım. Seni çok seviyorum abla. Ben de seni seviyorum Mayıs. Akşam olduğunda anneme ve diğerlerine de bu konuyu söyledik. Annem bir süre itiraz etti ama nefese baktıkça kabul etti. Sonuç olarak birkaç güne Sarp'ın yanına gidecektik. Tüylerim diken diken oluyordu ama elimden bir şey gelmezdi. Yazardan Nisan nefesi giydirdikten sonra çıktı odadan. Hale ve Mayıs aşağıda onu bekliyorlardı. Buğra Nisan'a baktı ve hazır mısınız diye sordu. Nisan yavaşça başını salladı. Hep beraber arabaya geçtiklerinde nefese sarıldı sıkıca. Onu bu dünyada her şeyden çok seviyordu. En çok da onu korumak istiyordu. Araba hareket etmeye başladığında başını cama yasladı ve yolu izlemeye başladı. Geçmiş canını yakıyordu. Sarp hayatını cehenneme çevirmişti ama şimdi onu görmeye gidiyordu. Vicdanı rahattı. Eğer gitmezse başını yastığa rahat koyamazdı. Gözleri dolduğunda geçmişini düşündü. Sarp ilk başlarda çok iyi bir insandı. Sevmişti onu ama sadece arkadaşı olarak görüyordu. Sarp ise ona takıntılıydı. Aşk değildi bu. Çünkü aşk bu kadar kötü olamazdı. Aşk insana zarar vermemeliydi. Ağlatmamalıydı. Canını yakmamalıydı. Aşk en güzel duygu olmalıydı. İnsana zarardan çok yarar vermeliydi. Göz yaşı akmamalıydı aşk için. Gülümsemek gerekirdi. Güzel sevmek gerekirdi. Aşk hayatı cehenneme çevirmemeliydi. Aşk iki insana yakışmalıydı. Kimse aşk yüzünden acı çekmemeliydi ama dünya acımasızdı. Ve tüm bunlar asla mümkün değildi. Nisan oğluna baktı. Amileyken istememişti onu çünkü doğduğu zaman yüzüne her baktığında o geceyi hatırlamaktan korkmuştu ama öyle olmamıştı nefes o evdeki tek ve en güzel şeydi hayatındaki sayılı iyiklerdendi canından bir parçaydı o doğduğunda o evde ilk kez derin bir nefes almıştı sanki bu yüzden de ismi nefes'ti hastaneye vardıklarında iç çekti ve yavaşça indi arabadan Sarp'ı görmeye hazır mıydı o da bilmiyordu. Mayıs yanına yaklaştı ve elini tuttu. Biz buradayız. Çok kötü olursan hemen yanımıza gel. Başını sallamakla yetindi. Annesi ona bakıp dolu gözleriyle gülümsedi. Sen çok güçlü bir kadınsın. Bunu sakın unutma. Annen her zaman yanında olacak. Düştüğün zaman da her zaman kaldıracak. Alnından uzunca öptü. Sonra da torununa baktı. Güzel oldun benim. Yanağına küçük bir öpücük bıraktı ve tekrar Nisan'a baktı. Seni seviyorum güzel kızım. Nisan minnettar bir şekilde gülümsedi ve iç çekip hastaneye girdi. Görevli birkaç kişiyle görüştükten sonra beklemeye başladı. O sırada bir hemşire onu ziyaretçi katına çıkardı. Masalardan birine oturdu ve nefesi masanın üzerine oturttu. Gülümsedi yavaşça ve oğluna baktı. Nefes büyüdükçe sarpa benziyordu. Bu Nisan'ı üzüyordu ama ne gelirdi ki elinden? Yanağından öptü oğlunun. Seni seviyorum oğlum. Hiçbir zaman senin yüzünden acı çekmeyeceğim. Annen seni hep sevecek. Elinden öptü ve gülümsedi. Nefesle bir şeyler söylemeye çalıştı ve küçük elleriyle annesinin kalbine dokundu. Bu, sanırım onun dilinde seni seviyorum demekti. Dolu gözleriyle gülümsedi Nisan. Oğlu onun için bir mucizeydi. Birkaç dakika sonra nihayet Sarp göründü. Şok içinde bir Nisan'a bir de nefese baktı. Nisan aylardır Sarp'ı görmemişti. Çok değişmişti. Saçları kısaydı, sakalları yoktu. Üzerinde beyaz bir hastane kıyafeti vardı ve gerçekten çökmüş görünüyordu. Sarp hemşiresiyle birlikte Nisan'ın yanına geldi. Nisan birden ayağa kalktı. Merhaba Nisan Hanım. Nisan hemşireye bakıp hafifçe gülümsedi. Merhaba. Sarp Bey birkaç aydır tedavi altındaydı. Buraya geldiği zamankinden çok daha iyi şimdi. Bazı şeyleri algılayamıyor olsa da onunla sohbet edebilirsiniz. Ben sizi köşede bekliyorum. Tamam sağ olun. Hemşire başıyla selam verip yanlarından biraz uzaklaştı. Nisan birkaç dakika oturmadı. Sarp'ın yüzüne bakmaya çekiniyordu. Nihayet derin bir nefes alıp oturdu karşısına. Sarp özlemle gözlerine bakıyordu. Boş bakışlar değildi. Bir hastaya göre gayet güzel bakıyordu. Sesini bulamadı bir süre. İkisi de hiçbir şey demeden birbirlerine baktılar. İlk konuşan Nefes oldu. Baba. Nisan'ın aniden gözleri doldu. Nefes baba demişti. Gerçekten nasıl hissedeceğini bilemiyordu. Sarp oğlunun sesiyle gülümsedi. Nefes masanın üzerinde ona doğru döndü ve elindeki oyuncağı uzattı. Oğlum Sarp gözleri dolu dolu oğlunu kucağına aldı ve kokusunu içine çekti. Özlemi o kadar büyümüştü ki birkaç dakika sonra Nisan'a baktı. Sevdiği kadın gelmişti işte. Tam karşısında oturuyor, gözlerinin içine bakıyordu. "Gerçekten geldin." dedi kısık sesiyle. "Sonunda geldiniz." "İlk ve son kez geliyorum Sarp." dedi Nisan sert sesiyle. "Buraya sana son kez bakmaya geldim." Hasta olduğunu biliyordum ama gelmeye cesaret edememiştim. Bana yaptıklarından sonra buraya düşmeyi hak ettin. Gönlüm hapiste çürümeni isterdi ama merak etmiyorum. Buradan çıktıktan sonra hapiste çürüyeceksin. Ama nefesin senin nasıl biri olduğunu öğrenmesini istemiyorum. Sadece bilmiyorum. Ben senden uzakta daha iyiyim bunu bil.'' Ama nefesin, bir babaya ihtiyacı var ve hiç sevmesem de o sensin. Seni bilmeden büyümesini istemedim. Her ne kadar uzakta daha iyi olsa da babasına ihtiyacı var. Aklına Harun geldiğinde boğazına bir fil oturmuştu sanki. Gözlerinden birer damla yaş düştüğünde sustu ve daha fazla konuşamadı. Sarp'ın gözlerine de daha fazla bakamadı. Aklına o gece geliyordu. Tüm yaşattıkları geliyordu. Buraya gelmesiyle tüm cesareti bitmişti zaten. Sarp Nisan'ın sözlerinden başka bir şey söyleyemedi. Kucağındaki oğluna baktı ve dolu gözleriyle gülümsedi. Oğlum, nefes etrafa gülücükler saçarak babasına bakıyordu. Sarp sıkıca sardı kollarını oğluna. Çok özlemişti onu. Kokusunu, gülüşünü. Saçlarından öptü ve biraz havaya kaldırdı. Aslan oğlum benim. Baban seni çok seviyor. Nisan nefesin gülücükleri karşısında ağlasa da gülümsedi. İşte bunun için gelmişti buraya. Nefesi babasına kavuşturup vicdanına su serpmek için. Büyüdüğü zaman babasını güzel hatırlamasını istiyordu. En azından oğlu onun çektiği acıları çekmesini istiyordu. Nisan gözlerini sildi ve Sarp'ın saçlarına baktı. Bundan sonra seni ziyarete gelmeyeceğim. Nefes de muhtemelen ya Buğra ya da Elçin getirir. Ha dedi Sarp bir an algılayamamıştı. Nisan yavaşça tekrar etti cümlesini. Sarp başını salladı yavaşça. Senin gelmeni de çok isterim. Hiçbir zaman gelmeyeceğim Sarp. Beni bekleme. Sarp bir anda ağlamaya başladı. Nisan'ın masanın üzerindeki eline baktı. Lütfen dedi. En azından sana son kez sarılmama izin ver. Nisan kollarını kendine sardı. Sarp'ın bir kez daha ona dokunmasını istemiyordu. Hayır dedi sert sesiyle. Olmaz. Gideceksin Nisan. Bir daha göremeyeceğim seni. Son bir kez sarılsam sana. Çok sevdiğim saçlarına son kez dokunsam. Hayır Sarp. Yapma bunu. Sarp ağlayarak baktı Nisan'a. Her zamanki gibi ulaşılmazdı onun için. Nisan kararlı gözlerle onun gözlerine baktı son kez. Bir daha asla onu görmeyecekti. Mayıs'tan. Eve gelmiş ve yemek yemiştik. Ablam gayet iyiydi. Nefesi uyuttuktan sonra yanıma geldi. İyi olduğuna eminsin değil mi? diye sordum koluna yaslanıp. Başını salladı. Evet dedi. Her şeyin üstesinden geldim ve her şeyi açtım. Buğra, Elçin, Buğlem kapıdan bize bakınca sırıttım. Gelsenize. Elçin önden içeri girdi ve ablama sarıldı. Ardından Buğlem de sarıldı. Boğuluyorum yalnız. Sevgiden boğulmak güzeldir dedi Elçin. Bu arada nefesi rüzgarla birlikte ziyarete götüreceğiz. Ara sıra da Buğra ile gideriz. Teşekkür ederim eksik olmayın. Ne demek lafı mı olur dedi ve gülümsedi kocaman. Ay ben gideyim de rüzgarı arayayım. O koşarak odadan çıktığında yerine Buğra oturdu. Gülümsedim ve kollarımı ona doladım. Seni seviyorum Buğra. Ben de seni seviyorum papatya. Gülümsedim ve yanağından öptüm. O da beni öptü. Annem de bu evde yalnız. Şş, biliyorum. Aksiyon şart ama. Mayıs'tan. Elçin ve Buğra nefes hazırlarken ben de gülümseyerek onları izliyordum. İkisinden de çok güzel ebeveyn olurdu. Bir anda aklıma baba olmuş Buğra geldi. Elinde kızıl saçlı bir bebekle bana bakarken hayal ettim istemsizce. Bu çok güzeldi. Sırıttım ve ellerimle yüzümü kapattım. Utanmıştım. Nefes hazır olunca Buğra bana baktı. İşimiz bittiğinde seni almaya geleceğim. Kaşlarımı kaldırdım şaşkınca. Öyle mi? Nereye gidiyoruz? Göz kırptı. Sürpriz. Peki tamam dedim ve aşağı indim. Elçin ve Buğra da gelince ablam nefes öptü. Görüşürüz anneciğim. Gülümsedik burukça. Ablam nefesi son kez öptükten sonra elçine baktı. Teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim ne demek? Nefesi pusete yatırdı ve bize el sallayıp evden çıktı. Buğra da beni öptükten sonra peşinden gitti. Ablam koluma girdi ve başına omzuma yasladı. Nefes büyüdüğü zaman da böyle gülümseyecek mi bize? Birden gözlerim doldu. Gülümseyecek abla. Sen onun kahramanısın. Birkaç saat sonra Buğra ve Elçin dönmüşlerdi. Ablam tekrardan teşekkür edip nefesi kucağına aldı ve odamıza çıktı. Elçin'e baktım. Sarp nasıldı diye sordum. Biraz ürksemdi. İç çekti. Beni tanımadı ve ilk başta oğlunu kaçırdığımı sandı. Güvenlikler ve hemşireler onu zar zor sakinleştirip ikna ettiler. Buğra da korktu ve nefesi geri götürmek istedi. Neyse ki sakin kalıp hallettim her şeyi. Sarp nefesle güzelce oynadı ve onunla çok güzel vakit geçirdi. Görmen lazımdı Mayıs dedi gözleri dolunca. Sanki karşımda iki tane küçük çocuk vardı. Sarp o kadar masum duruyordu ki nefesle birlikteyken onun gerçekten masum olmasını çok diledim. Kollarımı açtım sarılması için. Ağlasa da gülerek sarıldı bana. Sarp için hepimiz çok üzülüyorduk ama ablamı daha çok seviyorduk. Keşke geçmişi silebilseydik. Keşke Sarp böyle biri olmasaydı. Ama keşkeler ve neyseler her zaman hayatın acı yüzünü gösterirdi. Buğra annemden izin aldıktan sonra beni evden çıkardı ve hiçbir şey söylemeden arabasına bindirdi. Yola çıktığımızda pes etmeden tekrar sordum. Nereye gidiyoruz? Sırıttı ve kemerini taktı. Gidince göreceksin. İç çektim. Çok kötüsün. Yaklaşık 40 dakikalık bir yoldan sonra daha yakın bir yere gelmiştik. Ürkerken alayla sordum. Psikopat falan çıkmayacaksın değil mi? Bilmem dedi ve bana korkunç bir şekilde baktı. Pislik diye bağırdım ve ellerimle yüzümü kapattım. Güzelim ben sana hiç kıyabilir miyim dedi yumuşak sesiyle. Parmaklarımın arasından ona baktım. Saçları yine dağılmıştı ve akşamın etkisinden midir bilmem gözleri parlıyordu. Bilmem dedim dalgın dalgın. Güldü ve yanağımdan makas aldı. Bu hareketine kalbim çarparken arabayı durdurdu. Derin bir nefes alıp geldiğimiz yere baktım. Küçük ahşap bir kulübe vardı ağaçların arasında. Köşede ateş yanıyordu ve etrafta loş ışıklar vardı. Gülümsedim. Çok güzel bir yerdi. Arabadan indiğimde Buğra hemen yanıma geldi ve elimi tuttu. Bugün seninle geçirdiğim sekizinci ay. Biliyorum bunu yıl dönümümüzde yapmam gerekirdi ama o zamana kadar çok farklı planlarım var. Şimdilik böyle olsun. Seni seviyorum. Dolu gözlerimle boynuna sardım kollarımı. Ona olan sevgim o kadar büyüktü ki bunu nasıl dile getirebilirdim bilmiyordum. Çok teşekkür ederim. Seni o kadar çok seviyorum ki bunu nasıl anlatabilirim, nasıl gösterebilirim bilemiyorum. Kollarını belime sardı ve saçlarımdan öptü. Burnunu saçlarımda hissederken her zaman yanımda olsan yeter diye fısıldadı. Bana hep böyle baksan yeter. Gözlerimden birer damla yaş akarken kollarımı daha sıkı sardım. İkimiz de bir şey demedik ve birkaç dakika öylece kaldık. Sonunda kollarını çekti ve tekrar elimi tuttu. Hadi gel. Yürümeye başladık ve kulübeye yaklaştık. Etraf çok güzeldi ve ferahtı. Temiz havayı içime çektim. Koyu lacivert olmuş gökyüzüne bakıp burukça gülümsedim. İçimden Allah'a şükrettikten sonra Buğra'ya döndüm. Elinde bir buket papatya ile bana bakıyordu. "Papatyanın anlamını biliyor musun?" diye sordu yumuşak sesiyle. Başımı salladım. "Saf ve temiz aşk." Başını sallayıp onayladı cevabımı. "Senin için öyle olmayabilir ama benim için şöyle. Bizim aşkımıza ve benim sevgime uyan çiçekler papatyalar. O yüzden de sana papatya demeyi çok seviyorum. Aşkımıza da uyduğu için papatyaları da çok seviyorum." Ellerim lazımı kapattım ve dolu gözlerimle gülümsedim. Beni böyle güzel sevdiği için, ona sahip olduğum için Allah'a bir kez daha teşekkür ettim. Tüm cesaretimle onu öptüm. Geri çekildiğimde yüzünde şok olmuş ama mutlu bir ifade vardı. "Ee" dedi, ama sonra sustu ve çiçekleri burnuma doğru uzattı. Al bakalım. Hepsini kendi ellerimle topladım. Teşekkür ederim dedim ve kucakladım buketi. Sonra yere serdiği örtüye oturduk. Ateş harıl harıl yanarken sepetten sandviç çıkarttı. Acıktın mı? Evet. Sandviçleri ve reçelleri, ekmekleri çıkardı. Sonra da bardaklarımıza meyve suyu doldurdu. Yemeğimizi yerken hiç konuşmadan birbirimizi izledik. Burada onunla olduğuma hala inanamıyordum. 8 ay önce babam bildiğim adamdan korkarken, vücudumun ağrısıyla uyuyamazken şimdi hiçbirinden eser yoktu. Buğra benim mucizemdi. O hayatıma girdikten sonra pek çok şey değişmişti ve ben onun sayesinde bu kadar mutluydum. İlk kez bu kadar çok seviyordum. İlk kez bu kadar içim içime sığmıyordu ve ilk kez bir erkek tarafından bu kadar güzel seviliyordum. Dualarım kabul olmuştu işte. Umudumu kestiğim gecelerde ettiğim dualarım kabul olmuştu. Her gece ağlayarak ettiğim dualar. Yemeğimiz bitince ellerimi sildim ve tekrardan papatya buketine sarıldım. Şirince gülümsedim. Bu papatyalar solsa bile hep saklayacağım. Gülümsedi ve yanağımı okşadı. Soldukları zaman sana yenilerini getireceğim. Yanağından öptüm. Çok güzel bir adamsın. Sen de çok güzel ve güçlü bir kadınsın. Gurur duyuyorum seninle. Gülümsedim. Teşekkür ederim. İç çekti ve şarkı söylememi ister misin diye sordu. Sevinçle başımı salladım ve isterim dedim. Kulübeye girdi ve elinde gitarla geri geldi. Boğazımı temizledi, şarkı söylemeye başladı. Başımı hafifçe sağa eğdim ve yüzümde şapşal bir sırıtışla onu izledim. Sesi bana huzur veriyordu. Tüm şarkıyı gözlerimin içine bakarak söylemişti. Gözlerim dolduğunda gökyüzüne baktım ağlamak için güzel bir yer değildi. Şarkıyı bitirdiğinde yanağımda öptü. Ağlama güzelim dedi kısık sesiyle. Ben her zaman yanında olacağım ve seni hep seveceğim. Şüphen olmasın. Elimdeki buket bırakmadan sağ kolumu boynuna doladım. Ben nasıl bir kadındım da böyle güzel bir adamın varlığıyla ödüllendirilmiştim? Allah'a bir kez daha şükrettikten sonra Burra bir parça daha söyledi. Ateşin sıcaklığı mayışmamı sağlarken başımı dizlerine yasladım ve yıldızlara bakarak sevdiğim adamın sesini dinledim. Bu hayal etmediğim kadar güzeldi. Bu hayallerimin ötesinde harika bir şeydi. Yazardan Elçin üzerine değiştirdi ve kırmızı rujunu tazeledikten sonra evden çıktı. Rüzgarla buluşup çocuklara hediye vereceklerdi. Yavaş yavaş yürürken telefonu çaldı. Durak sayıp cebinden çıkardı. Annesi arıyordu. Gülümsedi ve açtı telefonunu. Efendim anne, ne yapıyorsun kızım? Rüzgarla hastaneye çocukları ziyarete gideceğim. Sen ne yapıyorsun? Oturuyorum evde. Sana güzel bir haberim var. Derin bir nefes alıp verdi. Öyle mi? Neymiş? Yarın İstanbul'a dönüyoruz. Durdu bir anda ve şaşkınlıkla ne dedi. Gerçekten mi? Evet. Baban işlerini birkaç aylığına erteledi. Biz de seni orada yalnız bırakmak istemedik. Dönelim dedik. Çok sevindim. Sabırsızlıkla bekliyorum sizi. Dikkat et kendine. Ayrıca geldiğimiz zaman baban Rüzgar'la tanışmak istiyor. Haber ver oğlana. Güldü ve tamam dedi. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Telefonu kapattığında hastaneye gelmişti. Rüzgar her zamanki gibi onu arka bahçede, onu kurtardığı bankın önünde bekliyordu. Koşarak sarıldı ona. Selam dedi kokusu burnuna dolarken. Rüzgar da aynı şekilde karşılık verdi. Selam. Rüzgarla ilişkileri güzel gidiyordu. Elçin sonunda hak et diye aşkı bulmuştu. Geçmişini tamamen unutmuş, kendini geleceğe odaklamıştı. Rüzgar Elçin'in elini tuttu ve hastanenin girişine yürümeye başladılar. Elçin sırıttı ve sana bir haberim var dedi. Rüzgar duraksadı, hafif korku dolu bir sesle, yoksa Kanada'ya mı gidiyorsun dedi. Yapma bunu bana. Gerçekten dayanamam. Hayır be, annemler yarın dönüyormuş. Onlarla tanışmanın vakti geldi. Ciddi misin dedi şaşkınca. Elçin gülerek başını salladı. Evet. Babam erkek arkadaşlarımla her zaman tanışmak ister. Eyvah! Bir gün ya beni beğenmezse ya beni istemezse ne yaparız o zaman? Böyle söylerken küçük bir çocuk gibi şaşkın ve endişeliydi. Elçin hafifçe güldü ve yanaklarını sıktı. Merak etme, babam sıcakkanlı birisidir. Herkese hemen alışır. Seni de çok seveceğine eminim. Umarım kötü bir şey olmaz. Şşş, hadi gel. Çocukları daha fazla bekletmeyelim. Gülümseyerek çocukların olduğu odaya girdiler. Paketler önceden gelmişti ama çocuklar onlar olmadan açmak istememişlerdi. Elçin ve Rüzgar'ı gördüklerinde sevinç çığlıkları atarak sarıldılar ikisine. Elçin de onları gördüğüne çok sevinmişti. Kız kardeşi Yağmur da çocukları çok severdi ve böyle şeyler yapmak onun da hayaliydi. Burukça gülümsedi. Ağlamamaya çalışarak çocuklara döndü. Hayalini gerçekleştiriyorum Yağmur. Rahat uyu olur mu? Mayıs'tan. O gece orada kaldık. Ertesi sabah erkenden yola çıktık ve eve döndük. Annem biraz kızmıştı ama ne kadar mutlu olduğumu gördüğünde bir şey dememişti. Olan biten her şeyi kızlara detaylı bir şekilde anlattıktan sonra ders çalışmaya başladım. Sınava bir ay kalmıştı. Fazla stresli değildim çünkü kesin olarak istediğim bir bölüm yoktu. Şansıma ne çıkarsa denemeye karar vermiştim. Mezuniyet partisi de olacaktı. Aklıma ada geldiğinde duraksadım. Hala uyuyordu ve o aramızda olamayacaktı. Bu durumda Kuzey de gelmek istemezdi. Sevdiği kadın öylece uyurken bizimle partide eğlenme koşuna gitmezdi sanırım. Gözlerimi kapattım ve bir kez daha dua ettim Allah'a. Adayı bize bağışlaması için. Akşam yemeğine kadar ders çalıştıktan sonra hep birlikte yemek yemeye başladık. Nefes bu aralar çok hareketliydi ve hepimiz onu çok seviyorduk. Gülümsedim. Ablam o mutlu olduğunda çok daha fazla gülümsüyordu. Yemekten sonra kızlarla film izlemeye karar verdik. Buğra bu duruma biraz itiraz ettikten sonra kuzeyin yanına gitmeye karar verdi. Selam söyle dedim. Başını salladı ve saçlarımı karıştırıp çıktı evden. İç çektim. Kuzeyin durumuna hepimiz çok üzülüyorduk. Ne yazık ki elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Yazardan Buğra kuzeyin yanına geldiğinde ağlamaklı bir şekilde sarıldı arkadaşına. Selam dedi üzgün bir ses tonuyla. Kuzey gözlerini kapattı ve başını Buğra'nın omzuna yasladı. Selam kardeşim dedi. O da üzgün ses tonuyla. Ada hala uyuyordu. Durumu ne iyiydi ne de kötü. Arafta kalmıştı. Genç kız Arafta kaldığını biliyordu. Her şeyi hissediyor, duyuyor ancak hiçbir tepki veremiyordu. Buğra kuzeye baktıktan sonra gel seninle biraz hava alalım dedi. Kuzey adayı öptükten sonra odasından çıktılar. Yavaş yavaş yürüyerek hastanenin bahçesine indiler. Karanlık gökyüzü kuzeyin içini yansıtıyordu. O da böyle karanlıkta kalmıştı ama ada onun yıldızlarıydı. Çok yoruldum dedi gökyüzüne bakarken. Mücadele etmekten çok yoruldum. Dayanamıyorum artık. Bir mucizeye çok ihtiyacım var. Buğra bir şey söyleyemeden kolunu omzuna attı. Dua etmekten başka çaremiz yok Kuzey. Biraz daha sabret. Nereye kadar böyle olacak bu Dedi dolu gözleriyle. Sesi titrerken devam etti sözlerine. Aylar, yıllar. Doktorlar bir süre sonra ölmesini isteyecek. Hatta belki ailesi de ölmesine karar verir. O günü böyle elim kolum bağlım bekleyeceğim. Onu kaybetmek istemiyorum. Yeni kazanmıştım anlıyor musun? İlk kez sevdiğim kadın da beni sevmişti. Öylece kaybetmek istemiyorum. Öylece kaybedemem. Buğra gözyaşları akarken ona sıkıca sarıldı. Kimse adanın ölmesini istemeyecek Kuzey. Ailesi öyle bir şey hayatta istemez. Kuzey ağlayarak başını iki yana salladı. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum Buğra. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bomboş, çukurda gibi. Çırpındıkça batıyorum sanki. İki el boğazımı tutmuş da nefes alamıyorum gibi. Hiçbir şey bilmiyorum yanındayım. Bu durumun içinden birlikte çıkacağız. Sen düştüysen ben de peşinden düşerim. Kuzey başını salladı usulca. Buğra'ya minnettardı. Bir süre öylece kaldılar. Buğra hafifçe gülümsedi. Mayıs sana selam söyledi. Kuzey hafifçe güldü. Aleyküm selam. Sen de ona selam söyle. Yarın bir gün gelirim sizi görmeye. Olur. O sırada Kuzey'in telefonu çalmaya başladı. İç çekip arayana baktı. Kardeşi Güney'di. Alo, neredesin? Hastanenin bahçesindeyim, Buğra ile oturuyoruz. Tamam, geliyorum. Birkaç dakika sonra Güney de gelmişti. Yanlarına oturdu ve selamün aleyküm dedi. Aleyküm selam kardeşim. Elindeki poşeti uzattı. İçeriz diye düşündüm. Buğra sırıttı ve poşeti açtı. İçinde üç kutu kola ve üç tane çikolata vardı. Güney kuzeye baktı ve hafifçe gülümsedi. Annem de selam söylüyor. Aleyküm selam. Babam, o yine bildiğimiz gibi tüm gün çalışıyor ve hiçbirimizi sormuyor. Bıktım artık bu huyundan. İnan ki ben de. Buğra kolasından bir yudum aldı ve hepimizin babaları bir çöp gibi dedi. Keşke böyle olmak zorunda olmasaydı. Keşke. Hepsi gökyüzüne baktı ve iç çekti. Umutlarını yarınlarına gömmüş çocuklardı onlar. Mayıs'tan Zaman bazı şeylerin tek ihtiyacı zamandı. Yaraların iyileşmesi, unutmanın çaresi. Çoğu zaman çok acı verebiliyordu. Mesela büyümek. Zamanın acı tarafı büyümekti. Büyürken de bazı şeyleri unutmak. Ben çocukluğumu pek hatırlamıyordum. Zamanımın çoğu babamdan uzak durmakla geçerdi. Ablam çocukluğunda mutlu olduğunu söylüyordu. En çok o zamanları özlüyormuş. Nasıl özlemezdi ki zaten? Her şeyin iyi olduğu nadir zamanlarıydı. Sonra biri girerdi hayatınıza, bütün acılarınızı unuttururdu. Nereden bilecektiniz ki acının en büyüğünün o olacağını? Arda babamın acısını bana unuttururdu. Bade ile birlikteyken ve onu uzaktan severken mutluydum her şeye rağmen. Zamanla Bade bana düşman kesilmişti ve her şey berbat olmuştu. Arkadaşım sandığım, en yakınım dediğim insan beni yarı yolda bırakmıştı. Ona üzülüyordum. Değmeyecek insanlar için beni silip atmıştı. Bense dostum için aşık olduğum adamdan vazgeçmiştim. İç çektim ve karanlık gökyüzüne baktım. Çok şey yaşamıştım. Çok şey yaşamıştık. Kendimi çukurda hissederken bir mucize olmuştu. O mucizenin adı Buğra'ydı. İlk defa aşık olduğum adam da beni seviyordu ve bu benim gerçek mucizemdi. Gülümsedim burukça. Büyüdükçe hayatın görmediğim yüzlerini görüyordum. Eskiyi çok özleyen insanlar vardı. Ben hiç özlemiyordum. Geçmişim kirli ellerini boynuma dolamıştı. Geçmişim kırık sayfalarını yüreğime batırmıştı. Eskiyi gerçekten hiç özlemiyordum. İç çektim tekrardan. Benim ailem beni neden bırakmak istemişti? Neden beni istememişlerdi? Dalgın dalgın bunları düşünürken aklıma onları bulma fikri geldi. Biyolojik annemin karşısına geçip bana nasıl kıydın demek, biyolojik babamın karşısına geçip buna nasıl izin verdin demek isterdim. Beni istememe sebeplerini öğrenmek isterdim. Onca yaşanan şeyden sonra sanırım bununla da baş edebilirdim. Çünkü ben güçlüydüm. Düştüğüm zaman kalkmasını biliyordum. Birine muhtaç olmamayı biliyordum kendi ayaklarımın üzerinde durmayı biliyordum. Beni yıkacak tek bir şey vardı, o da sevdiklerimi kaybetmekti. Bunun için ise hiçbir zaman güçlü olamazdım. Zayıf yanlarım buydu işte, sevdiğim insanlar. Onlar yanımdayken hiçbir güç beni yıkamazdı. Ve siz kadınlar, unutmayın, her zaman bir umut vardır. Sizler çok güçlüsünüz, bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve siz erkekler, siz de güçlüsünüz.'' Ama bu gücü kadınların üzerinde kullanmadığınız sürece. Gülümsedim kendi kendime. Bu dünya sevgiyle güzeldi. Bu dünya birlik içindeyken güzeldi. Mayıs, neden hala uyumadın? Ablamın uykulu sesiyle düşüncelerimi ara verdim ve ona baktım. Uyku tutmadı. Saat kaç? Dörde geliyor. Yavaşça doğruldu ve saçlarını topladı. Yarı uykulu bir şekilde bana baktı ve hafifçe gülümsedi. Seninle pijama partisi yapmayı özledim. Güldüm kısık sesle. Ben de özledim. Yarın akşam Bulem ve Elçin'le pijama partisi yapalım. Ondan önce de adayı ziyaret ederiz. Olur. Birkaç dakika konuşmadık. Sonra düşündüğüm şeyi ona da söyledim. Ben biyolojik ailemi bulmaya karar verdim abla. Dediğim şeyle birkaç saniye şok geçirdi. Şaşkınca nereden çıktı şimdi bu diye sordu. Omuzlarımı silktim. Aslında öğrendiğim günden beri aklımdaydı. Bence vakti geldi. Onlarla görüşmeni istemem dedi kısık sesiyle. Ya seni geri isterlerse? Ya bizden ayırırlarsa? Beni daha doğmadan önce terk etmiş ailemden bahsediyoruz. Tekrar isteyeceklerini sanmıyorum. Bilemeyiz. Şu anda Buğra'ya ihtiyacım var dedim sırt üstü yatıp. Sırıttı. Gitsene yanına. Belki o da uyumuyordur. Annem yakalarsa mahvoluruz. Ben gözcülük yaparım. Hadi kalk. Sırıttım. Sen de güzel bir kadınsın. Ah o sizin güzelliğiniz efendim. Güldüm ve yataktan kalkıp çıktım odadan. Ev çok sessizdi ve kimse uyanık değildi. Yine de şansımı denemek adına Buğra'nın odasına doğru yürüdüm. Kapısına gelince kalbim göğüs kafesimi delecek kadar hızlı atmaya başladı. Ellerim titrerken boğazımı temizledim ve yavaşça açtım kapıyı. Buğra yüzüstü uyuyordu. Gülümsedim ve sessiz adımlarla yanına oturdum. Sevdiğim adamı ilk kez uyurken görüyordum. Ne kadar güzel uyuyordu öyle. Seni seviyorum diye fısıldadım istemsizce. Yanağına okşadım yavaşça ve sessiz olmaya çalışarak ayağa kalktım. O anda birden bileğimden tuttu. Korkarak aniden yeniden yatağa oturuverdim. Gerçek misin dedi uykulu sesiyle. Kaşlarımı çattım ve sessizce hayır rüya görüyorsun dedim. Birkaç saniye kaşları çatılı etrafa baktı. Daha sonra başını yastığa koydu ve gülümseyerek bana baktı. Gördüğüm en güzel rüya öyleyse. Gergince boğazımı temizledim ve neden uyandın diye sordum. Çok sessizdim. Uykum hafif, en ufak şeye uyanıyorum. Yanağını okşadım yine. Uyurken çok güzel görünüyorsun. Bir gün ben de seni uyurken izleyeceğim dedi sırıtıp. Güldüm sessizce. Annem bizi yakalamadan gitsem iyi olacak. Sabah görüşürüz. Sizce odama döndüm. Ablam pis pis gülerek yatağa yattı. Gördüğüm en güzel rüya öyleyse. Bizi mi dinledin sen? Şşş evet çok eğlenceliydi. Pislik. Yazardan. Su derin bir nefes alıp denize baktı. Boğuluyor gibi hissediyordu. Aklından binerce düşünce geçiyordu ve cevap bulamamaktan yorulmuştu. Geçmişe oturup düşündüğünde bazı şeyler çok zoruna gitmişti. Faruk Kozan neden bu uğradan ayrılmasını istemişti? Yoksa duydukları gerçek miydi? Bunu suya söyleyip kızın aklını bulandırma anne. Söylemeyeceğim oğlum. Bilmesine gerek yok. Kaşlarını çattı. Bunu neden daha önce sormamıştı ki? İçeri girdi ve aşağı indi. Ben dışarı çıkıyorum. Annesine haber verdikten sonra hızlı adımlarla yürümeye başladı. Telefonunu çıkardı ve pes etmeden tekrardan Faruk Kozan'ı aradı ve şaşırtıcı bir şekilde telefon açıldı. Su, beni rahatsız etmeyi bırak. Konuşmamız lazım, sahile gel. Telefonu kapattı ve yürümeye devam etti. Faruk içkisini kafasına dikti ve evden çıktı. Bu kızdan kurtuluş yoktu. Ceketini alıp otelden çıktı ve arabasına binip sahile geldi. Su banklardan birine oturmuş onu bekliyordu. Yavaş adımlarla karşısına dikildi. Ne istiyorsun? Buğra'dan ayrılmamı neden istedin diye sordu. Faruk aniden gelen soru karşısında birkaç saniye yafalladı. Bunu şimdi mi soruyorsun? Evet. Çünkü sen istemediğim o kız olabilirdin. Yine o anlattığın hikaye. Bana doğru düzgün bir açıklama yap. Faruk cebinden bir sigara çıkarıp yaktı ve derin bir şekilde içine çekti. Dumanı üflerken bunu seninle birçok kez konuştuk dedi. Sen Mayıs olabilirdin. İlk başlarda hatamın ortaya çıkmasını istemedim. Geçmişimi ailemden uzak tutmak istedim. Senden şüpheleniyordum. Bu yüzden seni bizden uzak tutmak istedim. Su gözleri dolunca ayağa kalkıp karşısına dikildi. Öfkeyle hiçbir şeyden emin değilken Buğra olan aşkımızı mahvettin diye bağırdı. Faruk alayla gülümsedi. Kendine yalan söylemeyi kes artık. Sen Buğra'ya hiçbir zaman gerçekten aşık olmadın. Ondan sadece hoşlanıyordun. Hatta bunun biraz üstü. Ona bir insana karşı hissedeceğin basit sevgiden duyuyordun. Ben bunu oğlumun ileride daha büyük bir hayal kırıklığı yaşamaması için yaptım. Ve haklıydım. Buğra'yı unutman iki ay bile sürmedi. Bir insan aşık olduğu insanı unutamaz. Sen unuttun. Bu aşk değildi. Bak bana Hale'yi unutamadım. Su birkaç dakika sustu. Bir şeyler, bir şeylerden şüphelendim. Abim anneme bir konudan bahsetti. Faruk sigarasını söndürüp çöp kutusuna attı ve iç çekip suya döndü. Sen onların öz kızı değilsin, bu mu? Gerçek mi dedi şokla. Faruk güldü. Hayır değil. Ben senden şüphelenirken bir DNA testi yaptırmıştım. Testten önceki konuşmaları duymuş olmalısın. Ama gerçek bu değil. Sen öz çocuklarısın. Mayıs'la kardeş değiliz. Annem hale değil o halde. Bingo. Anlamana sevindim. Peki gidiyorum. Banktaki çantasını aldı ve Faruk'a son kez bakıp eve doğru yürümeye başladı. İçindeki şüpheler az önce bir bir ölmüştü. Rahatlamıştı. Derin bir nefes alıp evin önüne geldiğinde durdu. Sen Buğra'ya hiçbir zaman gerçekten aşık olmadın. Bunu hiçbir zaman düşünmemişti gerçekten. Ama aklına geçirdiği aylar geldiğinde Faruk'un haklı olduğuna karar verdi. Su, Buğra'ya gerçekten aşık olmamıştı. Basit bir hoşlantıydı sadece. Su, bunu birlikteyken aşk sanıyordu. Eve girerken kendine söz verdi. Bir daha asla Kozan ailesiyle görüşmeyecek, onlardan biriyle asla konuşmayacaktı. Mayıs'tan Üç gün sonra Ablama bakıp somurttum. Mezuniyet partisi yarın ama benim giyecek hiçbir şeyim yok. Eve çıkmak için para biriktiriyorduk. O yüzden elbise için para ayıramamıştım. Elçinden de ödünç elbise alabilirsin diye bir öneride bulundu. Dudaklarımı büzdüm. Ben kimseden bir şey istemek istemiyorum. O halde partiye gidemeyeceksin. Sanırım. Hem Buğra da bu konu hakkında hiç konuşmadı. Demek ki o da gitmek istemiyor. Olabilir. Aman siz de baş başa başka şeyler yaparsınız. Gülümsedim. Olabilir. O sırada kapı çaldı. Ablam gir dediğinde içeri Buğra girdi. Selam. Selam. Mayıs bir saniye gelir misin? Tabii. Zıplayarak çıktım odadan. Buğra bileğimden tuttu ve beni odasına sürükledi. Hey dedim ne yapıyorsun? Sürpriz yapıyorum. Ne? Bir anda gözlerimi kapattı ve beni odasına yönlendirdi. Heyecanla ne sürprizi diye sordum. Bir, iki, üç. Gözlerimi açtığımda karşımda elçin ve elinde kırmızı bir elbise vardı. Şarkınca bir elçine bir elbiseye baktım. Tada dedi Buğra. Sana parti için hediye aldım. Beğendin mi? Çok güzel dedim ve Buğra'ya sarıldım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eminim çok yakışacak. Sırıttım. Kesin. Bir süre daha elbiseye baktıktan sonra hep beraber yemeğe indik. Annem ve Fulya teyze çok iyi anlaşıyordu. Gülümsedim bu hallerine. İlk defa evde kavga, gürültü, dayak yoktu. Tamamen huzur ve mutluluk vardı. Bu özlemle duyduğum en büyük şeydi. Sıcak aile sofraları, sıcak ev ve aile. Sonunda hayalim gerçekleşti. Aklıma bunlara sahip olmayan çocuklar geldiğinde suratım asıldı. O çocuklar için çok üzülüyordum. Mesleğime başladığım zaman her seferinde yetimhaneleri ziyaret edecek, çocuklara hediyeler verecektim. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirecektim. Keşke bütün insanlar böyle düşünselerdi. Çocuğu olmayan aileler pes etmek yerine evlat edinseler, hem çocuk için hem aile için çok güzel olurdu. Ama tabii bunu kimse yapmak istemiyordu. Yemekten sonra kızlarla parti hakkında konuşmaya başladık. Elçin saçlarımı ve makyajımı yapmayı kabul etmişti. Buğlem de yardım edecekti. Ablama baktım ve gülümsedim. Hem senin doğum gününde hem de nefesin doğum gününde. Tam o an sustum. Nefesin doğum günü çok güzel sayılmazdı. O zamanlar ablam Sarp'ın yanındaydı ve kim bilir neler hissediyordu. Ne oldu diye sordu ablam. Gülümsemeye çalıştım. Hem de yani istersen nefesin doğum gününde de parti verelim diyecektim. Burukça gülümsedi. Verelim tabi Ama kim gelecek ki? Hiç arkadaşımız yok. Biz sizi herkese tanıştırırız dedi Elçin. Ablamın yanına oturdu ve kollarını ona sardı. En minnoş anne sensin. Teşekkürler efendim. Elçin boynuma değiyordu. Ya bir sus be kızım dikkatimi dağıtıyorsun. Ya bu ne? Ay bir sus. Saatlerdir burada hazırlanmak adı altında başka tür işkencelere maruz kalıyordum. Elçin saçlarımı yaparken maşayı iki kez kulağıma değdirmişti. Az önce de boynuma değdiriyordu. Bulemse fondöteni kırmış, far paletini yere düşürmüştü. Yani kesinlikle partiye geç kalacaktım. Darlandım, bırakın artık. Ay sus, güzel olacak, bekle. Yarım saatin sonunda makyajım ve saçım da bitmişti. Aynaya bakmadan hemen elbisemi giydim. Üzerime çok yakışmıştı. Gülümsedim ve aynadan kendime baktım. Elçin saçlarımı maşa yapmış ve güzel bir şekilde arkadan toplamıştı. Makyajım fazla değildi, gayet sade ve güzeldim. Elçin gururla bana baktı. Maşallah dedi ve yüzüme tükürdü. Elçin kayalar bir ilke imza attı. Bu kadar aksilikten sonra harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ne demek efendim? Buğra hadi gidin artık. Odadan çıkmadan önce bana bakıp göz kırptı. İyi eğlenceler. Bulem de yanağımdan öpüp çıktı. İç çektim ve çantamı alıp odadan ayrıldım. Aşağı indiğimde annem ve ablamla göz göze geldim. Annem gülümseyerek ellerimi tuttu. Çok güzel olmuşsun maşallah. Sağ ol annem. Kız dedi ablam yanıma gelip. Neden bu kadar güzelsin? Gülümsedim havalı bir şekilde. Ablamdan örnek alıyorum. Ah doğru. Güldüm ve ikisini döptüm. Hadi görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Telefonun da hep açık olsun. 12'den önce de evde olun. Tamam anneciğim. Evden çıktım ve tam karşımda arabaya yaslanmış Buray'ı gördüm. Benim elbiseme uygun bir takım giymişti ve çok yakışıklı olmuştu. Gülümsedim, yanına ilerledim. Telefonundan başını kaldırıp bana baktı ve şokla ağzı açık kaldı. Aman Allah'ım dedi. Bu ne güzellik? Güldüm. Bu ne yakışıklılık? Ön kapıyı açtı ve gülümsedi. Teşekkürler. Sırıttım ve arabaya bindim. Müzik sesi mekandan dışarıya taşıyordu. Buğra'nın koluna girdim ve içeri yürümeye başladık. Birazcık gecikmiştik ama o kadar da olsundu. Kuzey gerçekten gelmeyecek mi diye sordum. Kol saatine baktı. Gelmesini söyledim ama kesin bir cevap vermedi. Umarım gelir. Umarım. İçeri girdik ve öğretmenlerimizle selamlaştık. Buğra elimden tuttu ve beni içeceklerin olduğu kısma götürdü. Bir bardak kola aldık ve boş masalardan birine oturduk. Etraf çok hoştu. Loş ışıklar ve çalan müzikler de hoşuma gitmişti. Kolamdan bir yudum alıp etrafa göz gezdirdim. Herkes arkadaş grubuyla takılıyordu. Aklıma ada geldiğinde yüzüm düştü. Onun burada kuzeyle birlikte olmaması canımı acıtmıştı. Keşke böyle olmak zorunda olmasaydı. Aşıkların ayrı olması canımı her zaman acıtırdı. O an aklıma gelen fikirle telefonumu çıkarıp Kuzey mesaj attım. Kime? Kuzey. Nasılsın? Bu akşam burada olmanı ada da çok isterdi. Seni gecenin sonuna kadar bekleyeceğiz. Cevap vermesini beklemeden telefonu çantama attım ve Buğra'ya baktım. Sıkılgan bir ifadeyle etrafına bakınıyordu. Ne oldu? Daha ilk dakikalarda sıkıldın. Evet dedi ve bana biraz daha yaklaştı. Sağ tarafta bir çocuk sabahtan beri seni kesiyor. Hayır dövmemi mi bekliyor anlamadım. Kıkırdadım. Saçmalama istersen. Olay çıkarmanı istemem. Merak etme güzelim. Olay çıkaracak bir durum yok. Sırıttı. Henüz. Ne? Soruma cevap vermeden elimden tuttu ve beni piste sürükledi. Boş ver şimdi bunları. Dans edelim. Güldüm ve onu ayak uydurmaya başladım. Bir saat sonra başka güzel bir şarkı çalmıştı. Buray yakasını düzeltti ve bana elini uzattı. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Gülümsedim ve elini tuttum. Memnuniyetle. Birlikte piste çıktık ve müzeye ayak uydurarak dans etmeye başladık. O an etrafta kimse yoktu sanki. Tek gördüğüm Buğra'ydı. İçimde kelebekler uçuşuyordu ve kalbim çok hızlı atıyordu. Sevdiğim adamla ilk kez dans ediyordum. Müzik bittiğinde herkes bizi alkışlamaya başladı. O an fark ettim. Sadece biz dans etmiştik ve herkes bizi izlemişti. Başımızla selam verip yerimize oturduk. Birkaç dakika sonra kapıdan içeri Kuzey ve Güney girdi. Sevinçle onlara doğru koştum. Gerçekten geldiniz. Kuzey bana bakıp gülümsedi. Mesajından sonra seni ve adayı kırmak istemedim. Çok sevindim. Onlar Buray ile selamlaşırken yerimize oturduk. Kuzey'e baktım ve heyecanla onlar yokken neler yaptığımızı anlattım. O an adayı unutup mutlulukla espriler yaptı. Birer bardak daha kola içtikten sonra hep beraber piste çıkıp dans ettik. Daha sonra okul müdürümüz duygusal bir konuşma yaptı ve keplerimizi attık. Ben artık liseden mezundum. Hayalini kurduğum bir şey daha sonunda gerçek olmuştu. Bu hayatımdaki en güzel gecelerden biriydi. Yarının ne getireceği hiçbir zaman belli olmazdı. Umut ettikçe, pes etmedikçe hayat güzeldi. Mayıs'tan Birkaç saniye, birkaç dakika, birkaç saat, birkaç yıl. Bir şeylerin değişmesi, bir şeylerin geçmesi zaman dilimlerinde belli oluyordu. Hep diyorduk ya zaman tek ilacımız diye. Bazı insanlara, bazı yaralara zaman fayda etmezdi. Aksine daha çok inancını yitirir, daha çok kanardı. Ama yine bir umudun olurdu. Geçeceğine dair. İşte o umudu kaybetmemeliydik. Babamın kim olduğunu bilmiyordum. Yaşıyor muydu, iyi miydi, rahat mıydı, mutlu muydu? Hiçbirini bilmiyordum. Bildiğim tek şey beni istemediğiydi. Bir çocuk için sevilmemek çok zordu. Ama ailesi tarafından sevilmeyen çocuklar, işte onlar, en şanssız olanlardı. Yine de bana göre bir gün çok sevileceklerdi. Annemin ve babamın beni neden istemeyip Faruk Kozan'a verdiğini çok merak ediyordum. Aslında sebebi çok belliydi ama bunu onlardan da duymak istiyordum. Acıtacağını, kalbimi kıracağını da biliyordum. Yine de istiyordum işte. Biyolojik ailemin ne durumda olduğunu merak ediyordum. Harun'u babam bilirken çok kırgın bir kız çocuğuydum. Bir kızın babasına kırgın olması demek, kahramanlığı kaybetmiş olması demekti bana göre. Benim babam hiçbir zaman kahramanım olmamıştı. Olmasını çok dilemiştim. O soğuk adamda, soğuk çarşaflarıma sarılırken bunun için dua etmiştim. Benim babam hiçbir zaman kahramanım olmadı. Benim babam beni terk edip gitti. Beni istemedi. Üvey babam bile benden nefret etti. Sahi, anne, ben nefret edilmeyi hak ediyor muydum? Neden beni sevmemişlerdi? Neden beni istememişlerdi? Göz yaşlarımı sildim ve batan güneşe baktım. Öz ailemi bulmama ramak kalmıştı. Ablam ve annemle arka bahçede oturuyorduk. Ablam kitap okuyordu, annem de gökyüzünü izliyordu. Ben de onlara bakıp geçmişi düşünüyordum. Bu aralar geçmişi çok fazla düşünüyordum. Sürekli kim olduğumu sorguluyor, biyolojik ailemi düşünüyordum. Onları bulmama çok az kalmıştı. Buğra ve Fulya Hanım bana yardım ediyorlardı. Elçin, Buğra, annem, ablam hepsi bana sürekli yapmamam gerektiğini söylüyordu ama ben vazgeçmemiştim. Onlarla konuşmak istiyordum. İç çektim ve anneme baktım. Benim kahramanım oydu işte. Öz kızı değildim belki ama onun kızıydım sonuçta. Mayıs, ablamın sesiyle ona baktım. Efendim. Biyolojik aileni bulmak seni üzmeyecek mi? Hazır mısın olacaklara? Başımı salladım. Bunu çok kez konuştuk abla. Onları bulmaktan korkmuyorum. Kırılmaktan ya da üzülmekten de. Her şeyi öğrendiğim gün yeterince üzüldüm zaten. Annem destek olmak ister gibi tuttu hafifçe elimi ve gülümsedi ben her zaman yanında olacağım her zaman annen olacağım gülümsedim burukça biliyorum teşekkür ederim çok duygusalız ağlamak istemiyorum dedi ablam ve eve girdi bir süre daha bahçede oturduktan sonra biz de eve girdik ablam nefesle birlikte oyun oynuyordu Elçin ve Buğra onu yarın Sarp'a götürecekti. Sarp'ın durumunu çok merak ediyordum. Aklıma gelen fikirle Elçin'e baktım. Yarın Buğra ile hastaneye ben gidebilir miyim? Şaşkınca bana baktı. Nereden çıktı şimdi bu? Bu sefer de ben gitmek istiyorum. Buğra'ya ve ablama baktım. Ablam iç çekti. Sarp'ı görmeni istemiyorum açıkçası. Ama gitmek istiyorsan tamam. Hafifçe gülümsedim. Merak etme. Yatma vakti gelince ablamla odamıza çıktık. Fulya Hanım hepimize ayrı oda istemişti ama ben ablamla kalmak istemiştim. Annem de hemen yan odada kalıyordu. Pijamalarımı giydim ve saçlarımı taradım. Ablam nefesi beşiğine yatırdı ve yatağa oturdu. O sırada kapı tıklatıldı. Kaşlarımı çattım. Kim o? Kapının aralığından Buğra başını uzattı. Şirince sırıttı ve selam dedi. Yarım saatliğine yanıma gelebilir misin? Ablama baktım. Güldü ve başını salladı. Üzerime ince bir hırka alıp çıktım odadan. Buğra elimi tutup beni balkona yönlendirdi. İkimize sıcak çikolata yaptım. Gülümsedim ve köşede duran kupalardan birini aldım. Çikolata kokusunu içime çektim ve pek görünmeyen yıldızlara baktım. İstanbul'un manzarası buradan çok daha güzeldi. Neden hastaneye gelmek istedin? Sarp'ı kendi gözlerimle görmek istiyorum. Çocuk gibi gerçekten dedi üzgün bir ses tonuyla. Üzülüyorum ona ama hak ettiği yerde. Maalesef. Bir yudum aldım ve Buğra'ya baktım. Bana yarın gitar çalar mısın? Sesini özledim. Gülümsedi. Olur. İç çektim ve başımı omzuna yasladım. Biyolojik ailemi bulduğumda yanımda bana destek olacak sevdiğim adam vardı. Bu yüzden çok da korkmuyordum. Biyolojik ailemi ne zaman bulacağız? Çok az kaldı. Bugün yarın ulaşacağız. Bir yudum daha aldım sıcak çikolatamdan. Onlarla yüzleşmekten korkmuyor musun diye sordu uykulu ses tonuyla. Başımı iki yana salladım. Hayır, her şeyi öğrenip rahat bir nefes almak istiyorum. Yorulursan yaslan bana. Sarılıp uyuyalım gün batımında diye mırıldandım ve gözlerine baktım. İyi ki hayatımdasın. Sırıttı ve burnumdan öptü. Ertesi sabah kucağımda nefes, arkamda buğra hastaneye girdik. Biraz gergindim ama nefes böyle tatlı tatlı gülümserken pek hissetmiyordum. Üst kata çıktık ve Sarp görüş alanımıza girdi. Yanında hemşiresiyle bizi bekliyorlardı. Sarp nefesi görünce ellerini çırptı. Nefes! İç çektim ve hafifçe gülümseyip nefesi kucağına verdim. Hemşire bana baktı. Merhaba, nefesi getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Ne demek dedim ve Buğra'nın yanına geldim. Elimi tuttu ve avuç içimden öptü. Gülümsedim. Sarp'a baktım. Kucağında nefesle oyuncaklarla oynuyordu. Onların baba oğul olduğunu bilmeyen bir insan karşıdan iki küçük çocuk sanardı. Sarp her şeyden masum gözüküyordu ama onun içini en iyi biz biliyorduk. Nefes'in her kahkahasında Sarp ondan daha çok gülüyor ve mutlu oluyordu. Nefes ağlasa Sarp ondan daha çok ağlıyordu. Gözlerim doldu birden. Belki dünyanın en iyi babası değildi ama o da bir babaydı ve bu durumda olması üzüyordu. Yine de ablama yaptıklarını asla unutmayacaktık ve onu asla affetmeyecektik. Baba oluyor oluşu onun masum olduğu anlamına gelmezdi. Böyle olduğu için üzgünüm. Keşke elimden bir şey geliyor olsaydı. Keşke Sarp gerçekten güzel bir adam olsaydı. Vakit dolduğunda Buğra yavaşça nefesi kucağına aldı. Sarp üzgün bakışlarla oğluna baktı. Yine gel olur mu? Bekliyorum seni. Yanaklarından öptü ve el salladı. Buğra önden giderken ben de son kez baktım Sarp'a. Arkamı döndüğümde bana seslendi. Efendim, elinden oyuncağa alınmış bir çocuk gibi bana baktı. Nisan, bir dahaki gelişinizde onu da getirir misiniz? O anda gözyaşlarıma daha fazla engel olamadım. Yaşlar yanaklarıma süzülürken başımı iki yana salladım. Hayır Sarp, ablamı bir daha asla göremeyeceksin. Hayır, Hemşire onu odasına yönlendirirken bağırıyordu. Yine krize girmişti. Gözlerimi sildim ve çıktım hastaneden. Arabaya bindim ve nefese sıkıca sarıldım. Buğra dikiz aynasından bana bakıp kaşlarını çattı. Ağlama ne olur. Ağlamıyorum. Gidelim hadi. Gözlerimi sildim ve yola bakmaya başladım. Birkaç gün sonra hem üzen hem de sevindiren bir haber geldi. Biyolojik ailemi bulmuşlardı. Buğra'ya baktım. Gerçekten mi? Evet güzelim. Yarın bir kafede görüşeceksiniz. Minnetle gülümsedim ona ve kollarımı boynuna sardım. Teşekkür ederim. Ne demek papatyam? Akşam yemeğinden sonra hep beraber film izledik. Ama benim aklım yarınki görüşmedeydi. Ne diyecektim onlara ya da onlar bana ne diyeceklerdi? Hazır mıydım gerçekten? Ya çok daha kötülerse? Dudaklarımı yemeye başladım gergince. Sanırım tam anlamıyla hazır değildim. Gece boyu da onları düşünmekten doğru düzgün uyuyamamıştım. Ertesi sabah erkenden kalktım. Bütün aileye de ben kahvaltı hazırladım. Maksat kafam biraz dağılsın. Kahvaltı ettikten sonra odama çıktım ve elçinin bana hediye ettiği bahçıvan tulumunu giydim. Saçlarımı topuz yaptım ve bandana taktım. Kenarlardan da birkaç tutam saç çıkardım ve dudaklarımı renklendirdim. Aynadan kendime baktım ve hafifçe gülümsedim. Çok tatlı gözüküyordum. Telefonumu aldıktan sonra aşağı indim. Ablam gülümsedi ve sıkıca sarıldı. Sen çok güçlü bir kızsın. Bunu unutma. Ben her zaman burada olacağım. Sıkıca sardım kollarımı ona. Annem de sarıldı bize. Seni seviyorum kızım. Ben de sizi seviyorum. Fulya Hanım ve Bulem de bana iyi şanslar diledikten sonra Buğra ile birlikte evden çıktık. Kadıköy'de bir kafeye geldiğimizde tedirginliğim daha da arttı. Ellerim terlemeye, bacaklarım titremeye başladı. Arabadan indiğimizde Buran yanıma geldi ve ellerimi tuttu. Bunu yapmak zorunda değilsin. Hala vazgeçmek için geç değil. Daha fazla erteleyemeyiz dedim. Sesimin titremesini engelleyemeyerek. Alnımdan öptü yavaşça. Ben senin yanındayım. İyi olacaksın. Minnetle gülümsedim ve kafeye baktım. Derin bir nefes alıp verdim ve Buğra'nın elini sıkıca tutup içeri girdim. Buğra köşedeki bir masayı işaret etti yavaşça oraya döndüm. İşte oradaydılar. Kızıl saçları omuzlarına dökülen orta yaşlı bir kadın, saçları beyazlaşmış ve oldukça sert bakan bir adam. Biyolojik ebeveynlerim onlardı demek. Bir kez daha derin bir nefes aldım ve onlara doğru yürüdüm. Karşılarına oturduğumda Buğra'ya baktım. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Yalnız konuşursam çok daha rahat edecektim. Tabii dışarıdayım. Bana endişeli gözlerle bakıp yanımızdan ayrıldı gözlerimi kapattım bir süre. Ardından annem olan kadına baktım. Gözlerim, saçlarım, her şeyim ona benziyordu. Ellerimi bacaklarımın arasına aldım ve kısık sesimle merhaba dedim. Merhaba dedi annem hafifçe gülümseyip. Ben Nülüfer, bu da Murat. Murat ve Nülüfer, gözlerim dolduğunda gülümsemeye çalıştım. Ben de terk ettiğiniz mayıs. Seni hayır. Gözlerimi sildim ve öfkeyle anneme baktım. "Benim madem istemiyordun, neden doğurdun?" "Ben zorladım." dedi babam. Bana bakmıyordu. Gözleri masada oyalanıyordu. "Doğmanı istedim, ölmeni değil. Seni her ne kadar istemesem de canına kıymak istemedim." "Sağ ol." dedim alayla. "Ben neden istemediniz? İstemiyordunuz madem, neden çocuk yaptınız?" Annem ağlamaya başladı. "Küçüktüm, hataydı." "Evet, durumumuz yoktu. Baba olmak da istemiyordum." Ben de anne olmak istemiyordum. Ama seni bıraktığımızda çok pişman oldum. Çok aradım ama bulamadım seni. Gözlerimi sildim. İyi ki de bulamadın. Sevgisiz bir anne babaya ihtiyacım yok. Benim, beni her şeyden çok seven bir ailem var. Çok mutluyum onlarla. Size de ihtiyacım yok. Sizi bulmak istedim çünkü gerçeği sizden de duymak istedim. Ne haldesiniz görmek istedim. Söylesen anne, beni Faruk Kozan'a kaça sattın? Babam öfkeyle bana baktı. Biz seni satmadık. Peki şöyle değiştireyim o zaman. Beni ne uğruna bir çöp gibi başınızdan attınız? Deydi mi bensiz kalmanıza? Değdi dedi babam acımasızca bana bakıp. Ben hiçbir zaman baba olmak istemedim. Gerçeği de hep sakladım ve bana kalsa mezara kadar da saklardım. Ama annen olacak bu kadına hiçbir şeyin değmeyeceğini anladım. Keşke zamanı geri alıp o geceye gitsek. Nil'le evlenmez, tek başıma yaşamaya devam ederdim. Böylece senin de hayatın bu hale gelmezdi. Gözlerimi sildim bir kez daha. Kendimi tutamıyor, ağlıyordum. Anneme baktım. Yıllar yüzüne yansımıştı. Tıpkı ona benziyordum. Saçlarım, gözlerim, yüzüm. Bu durum onlardan bir kez daha nefret etmeme sebep oldu. Burnumu çektim. Pekala dedim. Bensiz hayatınızda size mutluluklar. Ben hiç olmamışım gibi yaşamaya devam edebilirsiniz. Sanki bu konuşma olmamış gibi. Ben hiç doğmamışım gibi. Arkamı döndüğümde bileğimden tuttu biri annemdi. Ağlayarak sarıldı bana. Çok özür dilerim. Sana bunları yaptığım, yaşattığım için çok özür dilerim. En azından özür dileme zahmetine girmişti. Bana sarılmasına izin verdim. O arada saçlarını kokladım istemsizce. Biyolojik anne böyle mi kokuyordu? Babam annemi tutup bana sarılmasını kesti. Yeter artık Nil. Sizi bir daha aramayacağım. ''Hoşçakalın.'' Onlara son bir kez daha bakıp çıktım kafeden. Buğra'nın yanına geldiğimde tüm gücüm bitmiş gibi yere çöktüm ve deli gibi ağlamaya başladım. Sıkıca sarıldı bana. ''Her şey geçti.'' dedi saçlarımı okşayıp. ''Hepsi geçti.'' Bu geçmeyecekti. İstenmediğim, sevilmediğim bir kez daha yüzüme tokat gibi çarpmıştı. Saatlerdir odada tek başımaydım. Annem, ablam ve Buğra da sürekli bana bakmaya geliyordu. Kendime boşlukta hissediyordum. Onlarla yüzleşmek bana iyi gelmemişti. Göz yaşlarımı sildim ve bir bardak daha su içtim. Kendime sürekli yalnız olmadığımı hatırlatıyordum. Annem vardı, ablam vardı, Nefes, Buğra, Elçin ve Bulem de vardı. Ben yalnız değildim ki. Benim artık gerçekten bir ailem vardı. Burnumu çektim ve gözlerimi sildim. Odadan çıktım. Aşağı indim. Buğra beni görünce yanıma geldi ve hemen sarıldı. Gülümsedim ve gözlerimi kapatıp kollarımı boynuna sardım. Bu huzurun tanımı olabilirdi benim için. Sevdiğim adamın kollarındaydım. Kokusunu içime çekebiliyordum. Daha iyi misin? İyiyim. Ya sen? İyi olduğun için iyiyim. Gülümsedim ve yanağından öptüm. Seni seviyorum. Sırıttı ve burnumdan öptü. O anda telefonu çalmaya başladı. Kuzey arıyor dedi ve endişeyle açtı telefonu. Kalbim sıkıştı birden. Ada'ya bir şey mi olmuştu yoksa? Boğra dona kalmış bir ifadeyle bana döndü. Şoka girmişti. Korkarak "Ne oldu?" diye sordum. Birkaç dakika kendine gelemedi. "Ada," dedi, "uyanmış." Yazardan. Ada, test kitaplarını toparladı ve çalışma masasından kalkıp pencereye yaklaştı. Yarın doğum günüydü. Hafifçe gülümsedi. Sürprizlere bayılırdı. Kapısı tıklanınca arkasını döndü. Annesiydi. Gülümseyerek hazırlan dedi. Sana bir haberim var. Ada şaşkınlıkla ve heyecanla ne oldu diye sordu. Annesi içeri girmeden seninkiler bir gün önceden hediyeni vermeye karar vermişler dedi. İçeri girdi ve elindeki zarfı gösterdi. Yarın üçünüz Los Angeles'a gidiyorsunuz. Ada şokla annesine baktı. Ne? Doğru duydun. Babanla konuştum ve ikimiz de izin verdik. Bir haftalık güzel bir tatil. Bu harika bir haber ve hediye. Buğra hatırladığı anılarla gülümsedi. O tatil onlar için çok önemliydi. O tatilde birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini anlamışlardı. Birbirlerini asla kaybetmek istemediklerini. Buğra gözlerini sildi ve kuzeyi tekrar aradı. Ada nasıl? O kadar heyecanlıyım ki doktor beni henüz içeri almadı. Hemen buraya gel. Sana ihtiyacımız olacak. Tamam Mayıs'ta geliyoruz. Ada gözlerini açmayı başarmıştı. Etrafa bakındı ve olduğu yeri algılamaya çalıştı. Hastane odasındaydı ve ortam oldukça loştu. Başı ağrıyordu. Doktor gülümseyerek gözlerine baktı. Merhaba Ada, günaydın. İlk defa günaydın kelimesi ona anlamlı geliyordu. Kurumuş dudaklarını yavaşça ıslattı. Merhaba, dedi cılız sesiyle. Annesi ve babası gülümseyerek ve dolu gözleriyle ona bakıyorlardı. Nasıl hissediyorsun bakalım diye sordu doktor kontrol ederken. Ve o anda ada kaşlarını çattı. Bacaklarımı hissetmiyorum. Doktor duraksadı. Bir saniye. Ayaklarına dokundu. Bunları hissetmiyor musun? Ada gergince başını iki yana salladı. Hayır hissetmiyorum. Neler oluyor diye sordu babası korkuyla. Neden hissetmiyor? Sanırım ameliyatın ve tümörün bir etkisi. Daha detaylı kontrol edeceğiz. Lütfen pozitif düşünün. Ada uyandığına inanamıyorken bir de üstüne felç kalmasını idrak edememişti. Annesi yanına geldi ve elini tuttu. İyi olacaksın bir tanem. Biz buradayız dedi babası ve alnından öptü. Sonunda kavuştuk. Sonunda uyandın güzel kızım. Sizi çok özledim dedi Ada titreyen sesiyle. Göz yaşları yanaklarından süzülmeye başlamıştı. Asla uyanamam diye düşündü. Annesi gülümsedi ve kızının kokusunu içine çekti. Binlerce kez şükrederken kızının elini sıkı sıkı tutuyordu. Buğra hastaneye geldiklerinde heyecanla kuzeyin yanına koştu. Beklediği gibi kuzey havaları uçmuyordu. Ne oldu diye sordu korkuyla. Kuzey gözleri dolu dolu Buğra'nın kolunu tuttu. Adanın belden aşağısı tutmuyor. Yürüyemeyecek. Buğra ve Mayıs aldıkları haberle birlikte şokla birbirlerine baktılar. Mayıs destek olmak adına Kuzey'e sarıldı. Kuzey onun sarılmasıyla tuttuğu gözyaşlarını serbest bıraktı. Ona kavuştuk ama böyle değildi. Böyle olmamalıydı. Yürüme yetisini kaybetmemeliydi. Haksızlık değil mi bu? Onca aydır uyuyordu. Vücudunda yatmaktan oluşan bir sürü yara var Mayıs. Şimdi de yürüyemeyecek. Mayıs, o bu hayata nasıl alışacak? O koşmayı çok seviyordu. Yüzmeyi, yürümeyi, her şeyden mahrum kalacak. İyileşmesi için her şeyi yapacağız dedi Buğra gözlerini silip. O da sarıldı kuzeye. Birlikte çok daha iyi ve güçlü olacağız. Benim gücüm kalmadı artık. Ben daha fazla mücadele için hazır değilim. Hayır dedi Mayıs gözlerini silip. ''Asıl şimdi güçlü olmamız lazım Kuzey. Adanın bize ihtiyacı var. Bizim pozitif olmamıza, mutlu olmamıza, yanında olmamıza ihtiyacı var. Hep beraber bu günleri de atlatacağız.'' Kuzey onların sözlerine katılıyordu ama o gücü kendinde bulamıyordu. Gözlerini kapattı ve arkadaşlarından güç almayı umdu. Yarım saat sonra üçü de adayı görmeye hazırdı. Mayıs ellerini yumruk yaptı ve derin bir nefes aldı. Hayatında ilk defa badeden sonra bir kız arkadaşına destek olacaktı ve bunu hazır hissetmiyordu. Bozuntuya vermedi ve Kuzey ile Buğra'nın peşinden odaya girdi. Ada oradaydı işte. Bu sefer dik yatıyordu, gözleri açıktı ve onlara gülümsüyordu. Kuzey kendini engel olamadı ve ağlayarak kollarını ona sardı. Sonunda buradasın dedi boğuk sesiyle. Sonunda gerçekten buradasın. Seni çok özledim. Mayıs Buğra'nın koluna girdi ve gülümsedi. Onlar için çok mutluyum diye fısıldadı. Buğra da gülümsedi. Evet, ben de. Kuzey sarılmayı bıraktı ve adanın alnından öptü. Buğra ve Mayıs da sarıldıktan sonra koltuklara oturdular. Ada boğazını temizledi ve üçüne baktı. Evet biliyorsunuz artık yürüyemeyeceğim. Öyle söyleme fizik tedavim başlayacak dedi Mayıs elini tutup. Ada da onun elini tuttu ve gülümsedi. Biliyorum ama daha yeni komadan çıktım ve büyük bir ameliyat geçirdim. Fizik tedavi için pek hazır değilim. Sen ne zaman hazır olursan biz de o zaman hazır olacağız dedi Kuzey. Bunu şimdi düşünmeyelim. Nasıl hissediyorsun? Gayet iyiyim dedi ada ve iç çekti. Bir an önce dışarı çıkmak ve güneşi tenimde hissetmek istiyorum. Buğra gülümsedi. Senin için hoş geldin partisi vereceğiz. Olur mu? Evet, sevinirim. Güzel, her şeyi ben ayarlarım. Buğra ayağa kalktı. Hadi Mayıs, ilgilenmemiz gereken bir parti var dedi ve eline tutması için Mayıs'a uzattı. Mayıs gülümsedi ve Buğra'nın elini tuttu. Ada da güldü. Sizin için çok mutluyum. Umarım hep mutlu olursunuz. Teşekkürler. Sizi seviyoruz. Mayıs gitmeden önce Adaya baktı ve hafifçe gülümsedi. Seni seviyorum Ada. Her zaman da yanında olacağım. Onlar odadan çıkınca Ada kuzeye baktı. Hafifçe gülümsedi. Sana çok garip gelecek belki ama benimle konuşurken seni duyuyordum. Kuzey şok olmuş bir ifadeyle Adan'ın gözlerine baktı. Ne? Ciddi misin? Evet. Ve beni üzen bir cümle söyledin. Ya kadın gider de adam biterse? İkisi de birkaç dakika konuşamadı. Kuzey bunu söylediğini unutmuştu. Ama ada o halde duymuştu ve unutmamıştı. Adanın ellerini tuttu ve nazikçe öptü. Ada sözlerine devam etti. Beni severken böyle acı çektiğin için özür dilerim. Sana böyle bir aşk yaşatmak istemezdim. Çok daha güzel olmalıydık. Kuzey gülümsedi. Adanın uyanmış olmasına, karşısında böyle gülümsemesine, ellerini tutmasına hala inanamıyordu. Bu bir rüya olsaydı uyanmamak için her şey yapardı. Ama bu bir rüya değildi artık. Rüya olamayacak kadar güzel ve sonsuzdu. Hiç pişman değilim dedi Kuzey, adanın yanağını okşarken. Bir daha olsa yine seni sevmek isterdim. Ben her zerresi senin için çarpan bir adamım. Ve biz böyle de çok güzeliz. Ada gözyaşlarını tutamadı ve ağlayarak kollarını kuzeye sardı. Beni böyle sevdiğin için teşekkür ederim. Sana olan sevgimi bundan sonra çok daha güzel göstereceğim. Kuzey bir kez daha Allah'a şükretti. Her şey için. Bir hafta sonra Mayıs'tan Buğra'yla adanın partisi için tamamen hazırdık. Fazla büyük olmayan bir yat hazırlamıştık. Ben her ne kadar çok desem de Buğra her şeyi kendisi üstlenmişti. Bana da yemekler ve kıyafetler kalmıştı. Elçin ve Bulem de bana yardım ediyordu. Ada bugün hastaneden taburcu olmuştu. Beyni eskisi gibi iyiydi. Fizik tedaviye de önümüzdeki ay başlayacaktı. Elçin ada için toz pembe bir elbise seçmişti. Biz de kırmızı giyecektik. Gülümsedim burukça. Daha önce hiç bu kadar çok arkadaşım olmamıştı. Bağdeden sonra bir arkadaş edinemem, bir daha hiçbir arkadaşım olmaz, kimseye güvenemem sanıyordum ama dediğim gibi Buğra benim mucizem olmuştu. Onun gelmesiyle hayatıma Ada, Kuzey, Elçin ve Bulem de gelmişti. Hatta ablam bile gelmişti. Eh onun için boşuna mucizem demiyordum. Birkaç saate parti başlayacaktı. Elçin benden habersiz hepimize elbise almıştı ve ne kadar saçma gelse de ona karşı biraz mahcup hissetmiştim. Bozuntuya vermedim. Bir gün ben de onlar için hediyeler alacaktım. Gelecekteki mesleğime de karar vermiştim. Sınavım pek güzel geçmemişti ama sanırım senarist olmak istiyordum. Hayatımdan edindiğim tecrübelerle harika şeyler yazacağıma emindim. Kim bilir belki de gelecekte en ünlü senaristlerden biri olurdum. Odamın kapısı açılınca irkilerek oraya döndüm. Elçin gelmişti. Pardon, korkuttun mu? Sorun değil. Hazır mısın diye bakmaya gelmiştim ve görüyorum ki fazla fazla hazırsın. Üzerimi inceledi ve memnuniyetle gülümsedi. Kırmızı kesinlikle ikimizin rengi. Güldüm. Bence de öyle. O da kırmızı elbise giymişti ve dudaklarına çok yakışan kırmızı rujunu sürmüştü. Benim de makyajım bittikten sonra çantamı ve telefonumu alıp odadan çıktım. Aşağı inerken Elçin kıkırdadı. Buğra seni gördüğünde dilini yutacak. Hadi canım sen de diye mırıldandım utanarak. Hala bana iltifat edilmesine alışamamıştım. Geçmişimde herkes beni ezmişti. Kimse güzel olduğumu düşünmemişti. Şimdi böyle bir muamele görmek kendimi tuhaf hissettiriyordu. Buğra görüş açıma girince gülümsedim ve biraz da olsa rahatladım. Beni görünce donup kaldı. Wow dedi ve elindeki bardağı düşürdü. Güldüm. Abartılacak kadar güzel değilim. Sakin ol. Her daim seni çok güzel göreceğim. Yine iltifat ve yine utanma. Elimi tuttu ve yavaşça öptü. Size eşlik etmek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederim dedim selam verip. Güldü ve elçine baktı. Sen de çok güzel olmuşsun. Rüzgar sana bayılacak. Elçin omuzlarını silkti ve hafifçe sırıttı. Her zamanki halim. Geç kalmak istemeyiz, gidelim artık. Annemler de geliyordu hani? Onlar biraz geç gelecek. Başımı salladım ve onu takip ederek çıktım evden. Arabaya bindik ve deniz kenarına gitmeye başladık. Yatta olacağımız için Elçin rahat ama şık elbiseler seçmişti. Tek sorun ayağımdaki dolgu topuklardı. Neyse, Buğra'ya tutunurdum. Yata geldiğimiz zaman bir kez daha hayrete düştüm. Küçüktü ama çok güzeldi ve ben hayatımda ilk defa yata biniyordum. Arabadan indik ve yata ilerledik. Buğra çevik bir hareketle bindi ve Elçin elini uzattı. Gelin bakalım hanımlar. Elçin bindikten sonra da gülümseyerek bana uzattı elini. Ben de gülümsedim ve yavaşça elini tutup yata bindim. İçi de dışı kadar çok güzeldi. Bilmiyorum belki de birlikte süslediğimiz içindir. Telefonumu çıkardım ve üçümüzün fotoğrafını çektim. Anı biriktirmeyi çok seviyordum. İleride bakmak çok güzel olacaktı. Ada ve kuzeyin gelmesine 10 dakika kalmıştı. O sırada da Güney ve Elçin'in birincik sevgilisi Rüzgar geldi. Sevgilim diye bağırdı ve Elçin'e sarıldı. Çok güzel olmuşsun. Sen o kadar güzel görüyorsun. Her zamanki halim. Ayrıca nefes alamıyorum. Özür dilerim. Sadece seni gördüğüm için çok heyecanlıyım güldüm. İkisi birlikte çok tatlılardı. Umarım hep böyle güzel olurlardı. Ada ve Kuzey sonunda geldiklerinde hepimiz gülümsedik ve hoş geldiniz diye bağırdık. Adayı tekerlekli sandalyede gördüğümde içimden bir şeyler koptu ama bozuntuya vermedim. Gülümsemeye çalıştım çünkü bugün onun için buradaydık. Üzgün olmamız kötü olurdu. Kuzey ve Buğra'nın yardımıyla yavaşça yata bindi. Yanına gittim ve önünde eğilerek ellerini tuttum. Aramıza hoş geldin Ada. Seni çok özledim ve çok seviyorum. Güzel mavi gözleri hemen dolu verdi ve ellerimi tuttu. Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Buğra gülümsedi. Bugün burada çok önemli biri için toplandık. İkinci kız kardeşim olan Ada. Seni çok seviyorum ve umarım her zaman birlikte oluruz. Sağlığına. Bir saat hep beraber eğlendikten sonra annemler de bize katıldı. Herkes buradaydı ve ilk kez tam olarak bir aile gibi hissettim. Evet bir babam yoktu ama babamın yerine geçen harika bir annem vardı. Elimdekilerin değerini çok iyi biliyordum. Buğra'nın elini belimde hissedince irkilerek ona döndüm. Hafifçe gülümsedi ve yanağımdan öptü. Bu gece seninle konuşmak istiyorum. Kaşlarımı çattım. Ne konuşacaktık? Ne oldu? Endişelenme. Korkulacak bir konu değil. Bu rahatlamamı sağlamıştı. 6 saat önce. Yazardan. Bora derin bir nefes alıp verdi ve karşısında oturan değerli iki kadına baktı. Annesine ve hala hanıma. Hafifçe gülümsedi. Öncelikle sizi çok sevdiğimi ve değer verdiğimi söylemek istiyorum. Fikirleriniz ve düşünceleriniz benim için çok önemli. Bir şey mi oldu oğlum? Evet, aşık oldum. İçi içine sığmıyordu. Sanki kalbindeki aşk birazdan dolup taşıyacaktı. Hale Hanım'a baktı. Kızınız Mayıs'ı çok seviyorum. O hayatımda gördüğüm en güzel ve en özel kadın. Yani annemden sonra. Tüm hayatımı onunla geçirmek istiyorum. Her anımda yanımda o olsun istiyorum. Bu yüzden de derin bir nefes alıp verdi ve ellerini birleştirdi. İzniniz olursa Mayıs'a evlenme teklif edeceğim. Hale ve Fulya duydukları şey üzerine şokla birbirlerine baktılar. Bunu hiç beklemiyorlardı. Ciddi misin dedi annesi şaşkınca. Buğra başını salladı. Daha önce olmadığım kadar emde. Aman Allah'ım. Hale hafifçe güldü. Seni severim Buğra ama evlilik için biraz da erken değil mi? Doğru kişiyi bulduğun zaman erken mi geç mi olduğu önemli değil bence. Mayıs benim için doğru insan, doğru kadın. Yani onu çok seviyorum ve neden bu aşkı evlilikle taşlandırmayalım? Haklısın oğlum dedi Fulya. Hale'ye baktı. Eğer Mayıs da aynı hisleri besliyorsa benim iznim var. Siz ne diyorsunuz Hale Hanım? Öncelikle bana Hale Hanım demeyi bırakın lütfen. Şunun şurasında artık dünür sayılırız. Güldü ve Buğra'ya baktı. Benim iznim var oğlum ama acele etmek yok. Mayıs ne zaman hazır olursa ben o zaman tamam derim. Buğra kocaman gülümsedi. Mayıs da ona karşı aynı duyguları hissediyordu. Bundan emindi. Teşekkür ederim. Söz veriyorum her şey çok güzel olacak. Günümüz. Mayıs'tan. Nedendir bilmiyordum ama çok gergin hissediyordum. Buğra benimle ne konuşacaktı yoksa benden ayrılacak mıydı? Aklıma kötü senaryolar gelirken ellerim titremeye başladı. Öyle bir şey olmazdı değil mi? Ben onu çok seviyordum. O da beni çok seviyordu. Mayıs. Adanın sesiyle irkilerek ona baktım. Kaşlarını çattı. Neyin var? Yüzüm beyaz olmuş. Kimse duymasın diye önünde eğildim. Bak biraz saçma gelebilir ama Buğra benimle konuşmak istediğini söyledi. Ve nedendir bilmem ayrılır mı diye düşündüm. Hafifçe güldü. Yok artık. Buğra seni deli gibi seviyor. Neden ayrılmak istesin? Ben de bilmiyorum. Düşünüverdim işte. Sakin ol. Aranızdaki aşk bu kadar güzel ve büyükken ayrılmazsınız. Bazı aşkların sonu hep kötü. Siz çok farklısınız. Endişelenme. Gülümsedim. Hala burada olduğuna inanamıyorum. O da burukça gülümsedi. Ben de. Hiç uyanamam sanmıştım. Sanki o karanlığın içine hapsolmuş gibiydim. Kurtulacağımı sanmıyordum. Ama bak buradayım. Mucizeler hep vardır. Gözlerim Buğra'ya kaydı. Evet, mucizeler hep var. Adaya baktım tekrar. Senin için de hep dua edeceğim. Bir gün eskisi gibi yürüyeceksin. Sağ ol dedi ve kollarını açtı. Sarılalım mı? Olur. Kollarımı ona sardım ve iç çektim. İçimden bir kez daha dua ettim. Adanın hep bizimle olması için. Annem ve Fulya teyze eve geçtiklerinde Buğra yanıma geldi ve bileğimden tuttu. Gel bakalım sevgilim. Gülümsedim. Efendim. Yatın arka tarafına yürüdük. Burası Galata'ya bakıyordu. Ortamda mumlar vardı ve çok hoştu. Duraksadım. Buraya neden gelmiştik şimdi? Bu parti ada içinde ve onun yanında olmamız gerekiyordu. Burak karşıma geçip ellerimi tuttu. Sen benim bu hayatta başıma gelen en güzel şeysin. Sen de benim mucizemsin. Güldü. Çok heyecanlıyım. Boğazını temizledi ve bir anda önümde diz çöktü. Şaşkınlıkla ona baktım. Buğra. Şşş. Beni dinlemeni istiyorum. Lütfen. Bir daha bu cesareti bulamayabilirim. Ellerinin titrediğini görebiliyordum ve ben de en az onun kadar titriyordum. Bana gerçekten evlilik mi teklif edecekti? Sen, Mayıs Dinçer, kısa zamanda her şeyim oldun ve ben hayatımın geri kalanını seninle birlikte geçirmek istiyorum. Seni seviyorum papatyam. Benimle evlenir misin? Ellerimle ağzımı kapattım şaşkınca. Gözyaşlarım yanaklarımdan süzülürken başımı salladım. Evet dedim. Evet. Seninle evlenirim. O anda konfetiler ve havai fişekler patladı. Arkamızdan gelen alkış sesleriyle Buğra bir anda sarıldı. İkimiz de mutluluktan ağlıyorduk. Göz yaşlarımız birbirine karışmıştı. Ve ben işte tam o anda dünyadaki en mutlu kadındım. Daha önce hissetmediğim kadar mutluydum. Mayıs'tan Alevler gözlerimin önünde büyürken ben olduğum yerde dona kalmıştım. Sanki bir tür güç hareket etmemi engelliyordu. Anne, dudaklarımdan çıkan kelimeleri kontrol edemiyordum. Alevler büyürken sonunda eve bir adım atabilmiştim. Abla, alevler büyüyordu ve kimse bir şey yapmıyordu. Nefes, tüm gücümle kapıyı açıp içeri girdim. Her yer cayır cayır yanıyordu. Cehennemde gibiydim. Dehşetle etrafıma bakarken tam yanıma kirişlerden biri düştü. Çığlık atarak odama koştum. Anne, Annem odamda, yerde, boylu boyunca uzanıyordu. Korkuyla ona yaklaştım. Yüzü bana dönünce çığlık attım. Yanmıştı. Anne, hayır. Tavandan bir kiriş daha düşünce oradan da çıktım ve salona yöneldim. Ama alevler her yerimi kaplamıştı. Abla, ne olur yaşıyor ol. Mayıs. Cılız bir ses duyduğumda kolumu ağzıma bastırıp sesin geldiği yere banyoya girdim. Ablam kucağında nefesin cansız bedeniyle öylece oturuyordu. Hayır dedim endişeyle. Hayır olamaz. Mayıs o öldü. Abla buradan çıkmamız gerekiyor. Onu kolundan tutup ayağa kaldırmaya çalıştım. Ağlayarak geri oturdu. Ben oğlum olmadan yaşayamam. O benim canım. O ölürse ben de ölürüm. Dışarıdan çıtırtılar ve dumanlar yükseliyordu. Burada ölecektik. Abla ölmene izin veremem. Hemen buradan çıkmamız gerekiyor. Gitmayız. Ben annemle ve oğlumla babamın yanına gidiyorum. O anda ne olduğunu anlayamadan karanlığın içinde buldum kendimi. Oturduğum yer buz gibiydi. Ayaklarıma su değiyordu ve pat pat su sesleri geliyordu. Neler oluyordu? Yangın ne zaman bitmişti? Annem, nefes. Gözlerimi açtığımda karşımda Harun'u gördüm. Kucağında bir bebekle önündeki ateşe bakıyordu. Sen, sen ölmüştün. Kızımın bana ihtiyacı vardı mayıs dedi bana bakmadan öylece boş gözlerle alevleri izliyordu ama faruk onu öldürdü yerine seni getirdi ben seni kabul edemedim öz kızım senin yüzünden öldü senin ve annen olacak o kadının yüzünden bana öfkeyle baktığında nefesim kesildi kucağındaki bebek ölüydü tek bir yaşam belirtisi dahi vermiyordu senden ve ailenden nefret ediyorum günahsız kızımın ne suçu vardı o ölümü hak ediyor muydu? Be benim de bir suçum yok dedim geri geri giderken. Sırtım soğuk bir duvara geldiğinde Harun bebeği yere bırakıp karşıma dikildi. Biliyor musun? Sanırım benim bebeğim de kızıl saçlı olacaktı. Annene benzerdi muhtemelen. Çünkü ben de ona benzesin istiyordum. Gözleri bana çekse yeterdi. Ama o öldü Mayıs. Onu kucağıma alamadan, kokusunu duyamadan, kime benzediğini göremeden öldü. Öfkeyle saçlarıma dokundu. O günden sonra kızıl saçtan nefret ettim. Çünkü hayatımı mahveden kadınlar kızıldı. Annen Hale, biyolojik annen Nilüfer ve sen. Hatta ablan Nisan. Saçlarını kesersem belki biraz olsun rahatlarım. O anda nereden geldiğini anlayamadığım makasla saçlarımı kesmeye başladı. Bırak beni, imdat! Deli gibi saçlarımı kesiyordu. Ben ne kadar bağırırsam bağırayım durmuyordu. Çalık atmaya devam ettim. Sesimi kimse duymadı. Terler içinde gözlerimi açtım ve nefes nefese yatakta doğruldum. Bu nasıl bir kabustu böyle? Başucumdaki sudan bir yudum aldım ve ayaklarımı yataktan sarkıttım. Ablama kaydı gözlerim. Sakince uyuyordu. Derin bir nefes alıp verdim. Hepsi sadece bir kabustu. Ne yangın vardı ne de Harun hayattaydı. Yine de tedirgince ayağa kalkıp nefesin beşiğine yaklaştım. O da tatlı tatlı uyuyordu. Rahatlamayla odadan çıktım ve annemin odasına girdim. O da gayet sakin bir şekilde uyuyordu. Allah'ıma şükür diye mırıldandım ve annemi öptüm. O anda yavaşça gözlerini açtı. "Mayıs, benim." dedim ve yanına uzandım. Uyandırdıysam özür dilerim. Bir şey mi oldu? kabus gördüm dedim ve başımı göğsüne yasladım. Biraz burada kalabilir miyim? Başımdan öptü ve kollarını bana doladı. Tabii ki kızım. Seni çok seviyorum anne dedim gözlerimi kapatıp. Beni hiç bırakma olur mu? Hafifçe güldü. Bırakmam güzel kızım. Gülümsedim huzurla. Hepsi bir kabustu. Annem yanımdaydı ve beni seviyordu. Dakikalar sonra uyuyakalmıştım. Ertesi sabah kahvaltı yaptıktan sonra banyoya girdim. Su ısınırken aynadan yansımama baktım. Saçlarım çok uzamıştı. Kızıl olmalarını hep sevmiştim ama dün geceki rüya beni çok etkilemişti. Hem belki biraz değişiklik iyi olurdu. Bu fikri aklımda tutarken banyoya girdim. Sıcak su tenime değdiğinde anında rahatladığımı hissettim. Bu iyi gelmişti. Saçlarımı kuruttuktan sonra topuz yapıp aşağı salona indim. Annem ve Fulya Hanım kahve içiyorlar, nefesle yerde oyun oynuyordu. Ablam nerede diye sordum. Annem bana bakıp gülümsedi. Bugün onun iş günü. Nefese öptükten sonra odama döndüm. O anda aynanın önündeki yüzüğümü gördüm. İki gün önce Buğra bana evlenme teklifi etmişti. Aklıma gelen o güzel anla birlikte kocaman gülümsedim ve yüzüğü takıp Buğra'yı aradım. Kursa gitmişti. Efendim canım diyerek açtı telefonu. Sırıttım. Ne zaman gelirsin? Az bir işim kaldı. Bir saate evde olurum. Bir şey mi oldu? Aklıma gördüğüm kabus gelince bir an duraksadım. Mayıs? He yok bir şey. Merak ettim sadece. Emin misin? Evet. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Evde görüşürüz. Görüşürüz canım. Bir anda bütün modum düşmüştü. Ne zaman etkisi geçecekti bunun? Ablam nefesi uyuttuktan sonra benimle birlikte balkona geçti. Elimizde kahvelerle gün batımını izlemeye başladık. Dün gece annemin yanında uyumuşsun dedi bana bakıp. Bir şey mi oldu? kabus gördüm dedim ve ona gördüğüm o kötü anları anlattım. Şokla bana baktı. Rüyadan mıdır bilmiyorum ama sanırım saçlarımı değiştirmek istiyorum. Sırıttı. Ne yapmak istersin? Biraz kestirmek ve farklı bir renge boyatmak. Güzel olabilir. Bence sana açık renkler çok yakışır. Bence de. Ama kararsız kaldım. Buray'a da sor istersen. Sonuçta artık nişanlısınız dedi bıyık altından gülüp. Gözlerimi devirdim. Dalga geçiyorsun. Benden önce evleneceksin. Tabii ki dalga geçeceğim. Şaka bir yana gerçekten hazır mısın evliliğe? Ona dürüst olmaya karar verdim ve gökyüzüne bakıp hayır dedim. Daha 19 yaşındaydım. Üniversiteye bile başlamadım. Ama teklifi kabul ettin. Teklife hayır dersen bu çok kırılırdı. Ayrılabilirdik de. Bunu göze alamadım. Hazır hissetmediğini bu söylemelisin. Biliyorum ama onu kırmak istemiyorum. Merak etme. Önünüzde daha çok vakit var. Aslında çok vaktimiz yok dedim gözlerine bakıp. Bir an Harun'u görür gibi oldum ama hemen kendimi topladım. Hayat kısa. Ölümün veya kazanın ne zaman geleceği belli olmaz. O yüzden yapmak istediklerimizi ertelemeden yapmamız gerekiyor. Ne kadar iyi bir tavsiye bilmem ama bence Buğra ile evlenmelisin. Senin için doğru insan o. Bu aşkı evlilikle taşlandırmayıp ne yapacaksınız? Hazır olmadığını biliyorum ama bazen insan bunun için hiçbir zaman hazır hissetmez. Yaşın da evlilik için küçük ama neden onunla birlikte büyümeyesin? İlişkinizde her şeyi birlikte yapacaksınız ve eminim Buğra ile evlenmek harika olacak senin için. Gülümsedim. Onu çok seviyordum ve evlenmek istiyordum. Hazır hissetmiyordum ama hayatın bize ne getireceği belli olmazdı. Yine de bir yanım henüz çok erken diyordu. Mayıs? Buğra'nın sesiyle güldüm ve ablamın yanağını sıkıp balkondan ve odadan çıktım. Buğra beni görünce gülümsedi. Selam nişanlım. Gözlerimi devirdim. Gerçekten mi? Şaka yapıyorum dedi ve yanıma gelip sıkıca sarıldı. Bu kadar kısa zamanda seni özlemen biraz tuhaf. Evlendikten sonra da böyle diyecek misin? Yoksa benden sıkılır mısın? Sarılmayı bıraktı ve bana kaşlarını çatıp baktı. Asla. İnsan sevdiğinden sıkılır mı hiç? Ben sana çok aşığım be kadın. Ne sıkılması? Duymamış olayım. Güldüm ve başımı göğsüne yasladım. Biraz konuşsak mı seninle? Onunla da kendi odasındaki balkona çıktık. Başımı göğsüne yasladım ve kollarımı beline doladım. Bak, seni kırmak istemiyorum ama ben evliliğe hazır hissetmiyorum. Ne? dedi ama sonra hemen toparladı. Biliyorum, yaşımız küçük. Henüz tam olarak bir işimiz de yok. Ama ben seninle her şey hazırım ve sen hazır olana dek beklerim. Kaşlarımı kaldırdım şaşkınca. Bu kadar olgun karşılayacağını düşünmemiştim. Ne kadar anlayışlısın, sırıttı. Aşk insana her şeyi öğretiyor canım. Güldüm ve başımı göğsüne yasladım. Canım ne kadar güzel bir kelimeydi değil mi? Ama bir yandan da hayatın kısa olduğu aklıma geliyor. Ya ertelediğimiz şeyleri yapamadan ölürsek? Allah korusun dedi ve başımdan öptü. Gözlerimi kapattım huzurla. Hazır hissetmiyordum ama umurumda da değildi. Geri kalan ömrümü doya doya Buğra ile yaşamak istiyordum. Bu yüzden ne kadar hazır hissetmesem de seninle evlenmek istiyorum. Ne olacak? Birlikte hazır oluruz. Yeter ki hep yanımda ol, hep beni sev. Güldü ve kollarını daha sıkı sardı. Seni çok seviyorum. Gülümsedim. Ben de seni. Birkaç dakika öylece sarılıp batan güneşi izledik. Eylerinden gün batımı çok güzel görünüyordu. Bir karar aldım ve sana da sormak istedim dedim başımı biraz kaldırıp. Benden uzun olması biraz sinir bozucuydu ama neyse. Dinliyorum dedi kaşlarını çatıp. Saçlarımı değiştirmek istiyorum. Biliyorum biraz tuhaf ama dün gece bir kabus gördüm ve artık kızıl saçlı olmak istediğimi sanmıyorum. Hem biraz değişiklik iyi olabilir. Birkaç saniye sustu. Ben kızıl halini çok seviyorum. Yani değiştirme mi diyorsun? Hayır, seni her türlü severim. Sen değiştirmek istiyorsan tamamdır. Gülümsedim ve yanağından öptüm. Onu bulduğum için çok şanslıydım. Anneme de saçlarım hakkındaki fikrimi söyledikten sonra Elçin'le birlikte hangi renge boyatacağıma karar vermeye çalıştık. Griye ne dersin dedi bir modelin fotoğrafını gösterip. Dudaklarımı büzdüm. Bilemedim. Kestirecek misin diye sordu Bulem. Saçlarım belime kadar geliyordu. Bakımı zordu ve seviyordum ama artık kesinlikle bir değişiklik istiyordum. Evet diye cevap verdim ve omzumu gösterdim. Bu kadar. Bence çok yakışacak. Sağ ol ama hangi renk yapacağım? Birkaç saat daha renkleri tartıştık ama henüz bir karar verememiştim. Buğra'nın da fikrini almak iyi olabilirdi. Bu yüzden hızlıca odasına koştum. Gitarıyla uğraşıyordu. Hey dedim gülümseyerek. Yanına oturdum ne çalışıyorsun diye sordum. Omuzlarını silkti. Birkaç nota deniyorum. Kursa yeni şeyler deneyeceğiz. Tamamen hazır olunca da ilk sana çalacağım. Gülümsedim. Onur duyarım. Şey, sana da sormak istedim. Sence saçlarımı hangi renk yapayım? Dudaklarını büzdü ve saçlarımı incelemeye başladı. Tuhaf gelebilir ama açık bir pembeye ne dersin? Açık pembe. Bir süre düşündüm. Olabilir. Bu da bir seçenek olsun. Ben ne yaparsan yap beğeneceğime eminim. Çok tatlısın. Yanaklarını sıktım. Dünyanın en tatlı kocası olacaksın. Kocaman gülümsedi. Sabırsızlanıyorum. Güldüm ve yanağından öptüm. Sen çalışmaya devam et. Ben de biraz atıştırayım ve rengine karar vereyim. Olur. Yatmadan görüşürüz. Görüşürüz. Mutfağa indim ve kendime bir sandviç hazırladım. Siyah masaya oturduğumda yansımadan Harun'un yüzünü görür gibi oldum. Ürksem de bozuntuya vermeden yemeğimi yedim. Hayatımı tamamen değiştirsem daha çok rahatlardım. Adanın fizik tedavisi sonrası dördümüz ormana geldik. Buğra gitarını da getirmişti. Adanın sandalyesini tuttum ve onu ormanı gezdirmeye başladım. Uzun zamandır bundan mahrumdu. Güneşe ve doğayı o kadar çok özlemişim ki dedi ve gözlerini kapatıp güneşi hissetti. Gülümsedim. Onun adına hem mutlu hem üzgündüm. Uyanmıştı, yaşıyordu, tümörü yenmişti ama yürüme yetisini kaybetmişti. Yine de mutluydu. Onun için buna alışmak çok kolay olmuştu ve bunu görmek güzeldi. Açım aç, hadi gelin de yemek yiyelim diye seslendi Kuzey. Gülerek yanlarına gittik ve hazırladığımız sandviçleri yemeye başladık. Evleneceğiniz için çok mutluyum dedi ada bana bakıp. Buğra'nın evleneceği aklıma gelmezdi. "Vallahi benim de," dedi Buğra ve bana baktı. "Ama bir kadın her şeyi değiştiriyor işte." Utanarak bakışlarımı kaçırdım. Beni bu kadar sevmesi o kadar güzeldi ki onu asla kaybetmek istemiyordum. "E, ee, üniversite hakkında hiç konuşmadık. Neler yapacaksınız?" diye sordu Ada. Kuzey sırıttı. "Zekilimden midir bilmem ama sınavım güzeldi. Babamın şirketinin başına geçeceğiz işte. Güney ve ben" Senden harika bir patron olacak dedi Ada gülerek. Ben müzik okuyacağım dedi Buğra. Babamın şirketinde bu devralacak. Harika. Ya sen Mayıs? Ben senarist olmak istiyorum dedim gülümseyerek. Yeni karar verdim ama sanırım güzel olur. O olmazsa da küçükken hayalini kurduğum kafeyi açarım. Harika dedi Ada gülümseyip. Umarım hepiniz istediğiniz yerlere gelirsiniz. Sen de geleceksin dedi Kuzey. Yarım kalan okulunu bitireceksin ve harika bir grafik tasarımcısı olacaksın. Ada burukça baktı kuzeye. Bilemiyorum. Okula uzun zamandır gitmiyorum. Nasıl toparlayacağım hiçbir fikrim yok. Ben ne için varım be? Biz ne için varız diye düzeltti Buğra. Ada'ya baktı ve merak etme dedi. Biz ilgileniriz seninle. Adanın bir anda gözleri doldu, hafifçe gülümsedi. Teşekkür ederim dedi. Yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ne demek dedim ve elini tuttum. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Seni kazandığım için çok şanslıyım. Güldü, o da elimi tuttu. Onlar hayatımda olduğu için çok mutlu ve şanslıydım. Bir kez daha teşekkür ettim Allah'a. Üç günün sonunda saçlarıma karar vermiştim. Kuaför salonunda sıra bekliyorduk ve çok heyecanlıydım. Elçin telefonuyla ilgilenmeyi bırakıp bana baktı. Sırıttım. Dakikalarda rüzgarla mı mesajlaşıyorsun? Evet. Sana anlatmadım galiba. Annemlerle tanıştı ve nedense buluşma konusunda pek istekli değil. Halbuki annemler onu çok sevdi. Bir anda yüzü düştü. Eminim onu yağmurda severdi. Dudaklarımı büzdüm ve destek olmak istercesine elini tuttum. İç çekti ve ne zaman bize sıra gelecek diye sordu. Etrafa bakındığı sırada bir tane çalışan yanımıza geldi ve işte başlamıştık. 4 saatin sonunda saçlarım hazırdı. Buğra'nın fikri üzerine saçlarımı açık pembe rengine boyatmıştım. Belime kadar gelen saçlarım artık omzumdaydı. Ödemeyi yaptıktan sonra gülerek ayrıldık kuaförden. Elçin bana baktı ve dudaklarını ısırdı. Çok güzel oldu. Eve geldiğimizde Buğra koşarak yanıma geldi ve şaşkınca bana baktı. Oha dedi. Bu kadar güzel olacağı aklıma gelmezdi. Utanarak sarıldım ona. Herkes çok beğenmişti. Bu saç mevzusunu açtıktan sonra akşam yemeği için salona geçtik. Sessizce yemeğimi yerken annem boğazını temizledi ve konuşmaya başladı. E ee, nikah tarihini almaya ne zaman gideceksiniz? Teklifin olduğu gece annemle konuşmuş, kınan, nişan ve düğün için büyük bir şeyler istemediğimi söylemiştim. Ama nikahtan sonra büyük bir yemek verecektik. Ne de olsa Kozan ailesinin oğluyla evleniyordum. Fulya Hanım bütün eş dostu davet etmek istiyordu. Düğünde neyidir diye düşünerek kabul etmiştik. Buğra bana kısa bir bakış atıp anneme baktı. Biz birkaç ay beklemeye karar verdik. Önce okula başlayacağız. Olur tabii ne zaman isterseniz o zaman evlenin. Ne de olsa hem sözlü hem nişanlısınız. Bıyık altından gülüp bana baktı. Güldüm ve yemeğime devam ettim. Yatmadan önce sessizce Buğra'nın odasına gittim. Beni görünce gülümsedi ve sarıldı. Burada seninle uyumak için sabırsızlanıyorum. Güldüm. Ben de saçlarımdan öptü ve gülümsedi. Ayrıca açık pembe kesinlikle senin rengin. Kırmızı benim rengim diye düşünüyorum. Ondan bahsetme. Kırmızıyla çok güzelsin. kıkırdadım. Derin bir nefes alıp verdi ve ellerimi tuttu. Bu duruma geldiğimize hala inanamıyorum. Ben de doğum günümde her şey ne kadar kötüyse şimdi her şey o kadar güzeldi. Geçmişimden sıyrılıp geleceğim için çalışmak çok iyi hissettiriyor. Gelecek demişken, ben müzik okuduktan sonra Kanada'ya yerleşmek ister misin? Yani bir süreliğine. Dudaklarımı büzdüm. Bilmem, düşünürüz. Başımı göğsüne yasladım ve kokusunu içime çektim. Ölene kadar burada kalabilirdim. Bir yıl sonra. Gözlerini açma, dedi elçin panikle. Güldüm. Açmıyorum, sakin ol. Ama biraz hızlı lütfen. Kendi kama geç kalamam. ''Bugün resmen Burak Ozan'la evleniyordum. O kadar heyecanlıydım ki bir şeyleri berbat edeceğim diye ödüm kopuyordu. Tamam aç bakalım. Yavaşça gözlerimi açtım ve aynadan kendime baktım. Beyazlar içinde melek gibiydim. Yuh dedim. Bayağı iyi oldum. Eh ne de olsa Ozan ailesinin gelinisin. Tabii ki çok güzel olacaksın.'' Güldü ve kollarını bana doladı. ''Birazdan resmen Ozan olacaksın.'' ''Evet.'' Hafifçe çığlık attık. O sırada yanımıza ablam geldi. E hadi hala hazır değil misin? Ona doğru döndüğümde şokla bana baktı. Aman Allah'ım dedi. Çok güzel olmuşsun. Sen de öyle. O da siyah kısa bir elbise giymişti ve fıstık gibiydi. Boğazımı temizledim. Hadi gidelim artık dedim. Gelinliğim askılıydı ve kollarında tüller vardı. Hafif kabarıktı ben çok beğenmiştim. Saçlarımı da dalgalandırmış ve hafifçe taç yardımıyla arkamda toplamıştık. Duvağım da uzun değildi. Sade ve güzeldim. Tam istediğim gibi. Aşağı indiğimde annem ağlayarak bana sarıldı. Ah güzel kızım. Bir tanem. Ağlama anne. Benim de gözlerimde olmuştu. Fulya Hanım anneme destek olur gibi dokundu ve sarılmayı bıraktı. Maşallah güzel kızım. Sağ olun. Buğra nerede? Arabanın önünde dedi Buğlem gülümseyerek. Çok heyecanlı. Gülümsedim. Ben de gerçekten çok heyecanlıydım. Gelinliğimin eteklerini topladım ve evden çıktım. Buğra anında bana döndü ve dona kaldı. O da siyah bir takım elbise giymişti ve çok yakışıklı olmuştu. Gülümseyerek yanına ilerledim ve koluna girdim. Hazır mısın bakalım? Hiç olmadığım kadar. O kadar güzel olmuşsun ki dilim tutuldu. Buğra daha önce provadayken de böyle söylemiştin. Sakin ol artık. Olamam. Sırıttım ve arabaya bindim. Nikahımız ağaçlık bir alanda kıyılacaktı. Daha sonra da bütün davetlilerle yemek yiyecektik. Arabadan indiğimde ada ve kuzeyi gördüm. Ada maalesef hala yürüyemiyordu ama bu olumsuzluk onu mutsuz etmiyordu. Hala cıvıl cıvıl ve pozitifti. Eh kuzeyin de etkisi vardı. Onlar da üniversite bittikten sonra evlenecekti. Tıpkı birkaç ay sonra evlenecek olan Elçin ve Rüzgar gibi. Bize güzel dileklerini iletirken Buğra ile kol kola girdik ve davetlilerin arasından nikah memuruna doğru ilerledik. Bana her şey rüya gibi geliyordu. Sanki birazdan o evde, o soğuk odada uyanacakmışım gibi. Derin bir nefes alıp verdim. Nikah memuru o klasik konuşmasını yaptıktan sonra kocaman gülümseyerek evet dedim. Buğra da bana bakıp gülümsedi. Evet. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Gelini öpebilirsiniz.'' Buğra sırıttı ve dudaklarına dudaklarıma bastırdı. Gözlerimi kapattım mutlulukla. Artık resmen evlenmiştik. Tebriklerden sonra ilk dansımız için ortaya geçtik. Müzik çalmaya başladığında yavaşça dans etmeye başladık. Yüzümüze vuran güneş ve hafif esintiyle o kadar güzeldik ki rüyalarım hiç bu kadar güzel olmamıştı. Seni seviyorum Mayıs dedi Buğra gözlerimin içine bakarak. Gülümsedim. Ben de seni seviyorum. Peki Kanada konusunu ne yapacağız? Annemler gitmemizi istemiyor. Temelli gitmiyoruz sonuçta. Ama bana kalırsa mezun olmadan oraya yerleşmeyelim. Peki nasıl istersen. Biz de burada kalır, Galata manzaralı evimizde yaşarız. Sabırsızlanıyorum. Dans etmemiz bitince bütün konuklar yemeğe geçti. Üniversiteden birkaç arkadaşımız da buradaydı. Ben başarmıştım. Geçmişimin geleceğimi kirletmesine izin vermemiştim. Harika bir okulda senarist olmak için çabalıyordum. Yanımda sevdiğim adam, arkamda ailemle uzun yolum için hazırdım. Bütün acılarımı, bütün gözyaşlarımı geride bırakmış, sadece önüme odaklanmıştım. Ve ben gerçekten başarmıştım. Gülümsedim ve beni fotoğraf için çağıran elçinin yanına koştum. O sırada paytak paytak yürüyen nefesi kucağıma aldım ve yanağından kocaman öptüm. Bütün aile kocaman gülümseyerek baktık kameraya. İşte hayatım tek bir kare içindeydi. Başka hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.